hastalık döneminde hiperkontrol. İçin teşekkür ediyoruz. Uluslararası Online COVID-19 Senfoni'nin bir diğer oturumu Panel 4'ü Muhammed Hocam'la birlikte, Muhammed Akkoyun Hocam'la birlikte yöneteceğiz. Ben Sakarya Üniversitesi'nden radyoloji ana bilim bölümünde Muhammed Hocam'a sözü vermek istiyorum. Hocam buyurun. İyi günler, iyi paneller diliyorum. Tabii COVID'in getirdiği şartlar doğrultusunda artık toplantılar uzaktan sosyal mesafeyi gözeterek oluyor. Tabii ne kadar hoş oluyor bilmiyorum. İlk başta çok keyifli gelmeye başlamıştı ama artık sıkıyor galiba. Yani inşallah şu bitsin de yüz yüze bu işleri yapalım diye istiyoruz. Tabii bu süreçte yine COVID konuşacağız. Dünden beri devam eden güzel bir toplantı var, güzel bir organizasyon var. Ben de organizasyonu yapan kişilere, kurumlara ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ambiyans yakalanmış gerçekten. Çok değerli konular ve çok değerli konuklar var. Ben de Medipol Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. COVID sürecinde tabii ki ciddi bir türbülans yaşadık. Yani neredeyse tüm eğitim sistemi tamamen kapandı. Tüm bilimsel aktiviteler tamamen durdu ve COVID dışında hasta bakımı neredeyse tamamen durmuş duruma geldi. Bugün de zannedersem bu panelde bunu konuşacağız. Klinik düzeyde konuşacağız. Hocam isterseniz Ali Fuat Bey ilk siz davet edeyim. Evet. Teşekkür ediyorum Muhammed Hocam. Panelde birbirinden değerli hocalarımız, konuk hocalarımız var. Süreyi verimli kullanmak adına direkt konuşmacıları takdim ederek oturumu açmak istiyorum. İlk konuşmacımız Sakarya Üniversitesi'nden Ali Fuat Erdem hocamız, anestezi hocamız bize COVID ve yoğun bakım yönetimini anlatacak. Kendisi değerli çalışma arkadaşım, Sakarya Üniversitesi'nin bu COVID sürecindeki COVID mücadelesindeki baş aktörlerinden, kahramanlarından. Ali Fuat Hocam söz sizde. Buyurun hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu acaba? Alıyoruz hocam, sıkıntı yoktur. Buyurun tamam. Sunumumu da yüklemeye çalışacağım. Öncelikle ben de tüm hocalarıma iyi günler diliyorum ve sayın başkanlar. Ve bu güzel sempozyumda bana da söz verdiği için düzenleme komitesine Mustafa Altıniş hocama çok teşekkür ediyorum. Halil hocamla birlikte bu COVID sürecinde Sakarya'da bayağı bir vaka takip ettik. Yoğun bakım açısından ve diğer açılardan. Ve bu birikimleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben öncelikle bu COVID'le mücadele eden, gerçekten işin filyasyon kısmından başlayan, aile hekimlerinden başlayan, yoğun bakıma kadar özveri bile çalışan bütün sağlık çalışanlarının, hekimlerinden, hasta bakıcısından kadar, ambulans şoförlerine kadar hepsine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere de saygı ve rahmetle anıyorum. Sayın oturum başkanımıza da tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Burada belki bu COVID'i içimizde en iyi anlayanlardan bir tanesi o. Aramızda kendisini görmekten dolayı da son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ve COVID sürecinden sonra kendisinin bir röportajda paylaştığı bazı fikirlerini de ders niteliğinde olduğunu, gelecek kaygısı ne kadar önemsiz olduğunu belirtiyor. Bu röportajın da gerçekten bir ders niteliğinde. Kendisine tekrar çok geçmiş olsun dileklerimi iletmeye çalışıyorum. Ben sunum planımda neden COVID'de yoğun bakım var, yoğun bakım yönetimi organizasyonunu nasıl yapmalıyız, yoğun bakımda hasta yönetimi nasıl olmalı, kısaca bunlardan bahsedeceğim. COVID-19'da neden yoğun bakım? İlk henüz COVID başladığı zaman, hemen henüz ilk günlerinde bile Dünya Sağlık Örgütü ile Çinler bir rapor yayınladılar ve bu raporda göre gerçekten yoğun bakımdaki hasta sayıları çok fazla. %55.000 hastanın %20'si yaklaşık kritik ve yoğun şiddetli hasta olarak değerlendirildi. Ama burada ilgi çekici bir şey var. Kritik olgulan hepsini yoğun bakım ünitesine alamamışlar
Ve bunu da hastalığın şiddetine ve yoğun bakım kapasiteniz bağlamışlar. Yoğun bakım kapasitesinin ne kadar önemli olduğunu ilk aylarda dile getiriyorlar. Yine yoğun bakımdaki mortalite oranlarına baktığım zaman gerçekten çok yüksek mortalite var. Bu anda %62, Washington'da %67'lik bir mortalite var. Bu mortalite özellikle mekanik ventilasyona bağlı olan hastalarda %75'lerden %97'lere kadar çıkıyor. Türkiye'de ise bazı merkezlerde görüştüğümde bunun %50 gibi düşük olduğunu söyleyen yerler var. Gerçekten bu konuda Türkiye daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yine daha önceki SARS enfeksiyonları kıyasladığımızda aslında COVID-19'un avantajı ve dezavantajı var. En önemli dezavantajı zannedersem bulaştırıcılık oranının çok yüksek olması. Fakat organ sistem hasarını diğerlerine göre daha az yapıyor olması da bir avantaj gibi gözüküyor. Yine yoğun bakımlarla ilgili ilk İtalya'nın ne kadar zor şartlarda kaldığını gördük. Bunlarla ilgili sağlık yöneticilerine bir rapor hazırlanıyor. Ramuzzi diyor ki lütfen henüz hastalarımızın ilk pandeminin ilk günlerindeyiz. %9-11 gibi hastamız yoğun bakıma geldi. 4000 yatak kapasitemiz var. Bunun tedbirini alın diyor. Ve bunun tedbirini alırken de henüz kendilerinde 5200 yoğun bakım yatağın olduğunu söylüyor. Sağlık çalışanların %20'si gibi gerçekten bu çok bir oran, yüksek bir oran, enfekte olduklarını söylüyor ve kaynakların da yetersiz kalacağı konusunda bazı uyarılarda bulunuyor. Çok şükür ki Türkiye bu sıkıntıyı çok yaşamadı. Bunun en büyük nedenlerden bir tanesi de yoğun bakım yatak oranlarının gerçekten dünya standartlarının çok çok üstünde olması. Türkiye'de 13.211 tanesi ileri düzeyde olmak üzere yaklaşık 25.500 kadar yoğun bakım yatağı var. Tabii ben sadece bu altyapının iyi olmasından değil ama gerçekten sağlık çalışanların hekiminden hemşiresine kadar, teknisyene kadar çok özverili çalışmasında bunda katkısı olduğunu düşünmekteyim. Peki yoğun bakım yönetimi ve organizasyonu nasıl yaptık? Nasıl yapmamız gerekiyor? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk günden itibaren bu konularda çok fazla yayınlar çıktı, öneriler çıktı, raporlar hazırlandı, kılavuzlar hazırlandı. Yoğun bakım dernekleri bunlarla ilgili önerilerde bulundu. Elbette ki Sağlık Bakanı Bilimsel Kurulu'da gerçekten bu dönemde çok dinamik çalıştım. Ben bütün bilim kurulu üyelerine de buradan teşekkür etmek istiyorum. İlk günden itibaren kılavuzlarını hazırladılar. Bu kılavuzlar hep yenilendi. En sonunda birkaç gün önce çıktı. Gerçekten içerikli kılavuzlar bizlere yol gösterdi. Avrupa Yoğun Bakım Derneği'nin bu konuda bir önerisi var. 6 madde halinde şekillenmiş. Yoğun bakımı ilk önce diyor siz bulunduğunuz yerdeki hastane yöneticileri, il yöneticileriyle, sağlık yönetimleriyle ilgili hemen bir toplantılara başlayın. Malzemeniz ne kadar bunları bir öngörün. Özellikle kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda stoklarınızı iyi kontrol edin. Tekrar stok yapacak sürenizi belirleyin. Personelleri çok iyi hesaplayın. Çünkü bu personel hekimlerden hemşiresine kadar personel ihtiyacının artacağını, çünkü yeni yoğun bakımların kapasitenin artırılacağını, bunlara da yeni elemanlar gerekeceği konusunda önerilerde bulunuyor. En son hedef olarak da kesinlikle amaçlarınızı net bir şekilde belirleyin diyor. Yoğun bakım yönetimi nasıl planlanmalı? Bir kere altyapı, kapasite, personel, triyaj, enfeksiyon önleme, bunların hepsi bir bütün olarak planlanmalı. Altyapıda nelerimiz var, nasıl bir yoğun bakımımız var, kapasitemizi nasıl arttırabiliriz, en kısa sürede tabii nasıl arttırabiliriz, personel ihtiyacı nasıl karşılayacağız, triyajı nasıl yapacağız, enfeksiyonu önleme konusunda en önemlisi de eğitimler. Biz bu konuda Sakarya'da gerçekten çok sık eğitimler yapıldı, toplantılar yapıldı, hiç yoğun bakıma girmeyen hekimler yoğun bakıma alındı. Bunun da en önemli nedeni onların gerçekten büyük destekleri oldu. Eğitim, eğitim, eğitim dedik. Çünkü önemli olan sürdürülebilir bir yoğun bakım hizmetiydi. Eğer biz bu dışarıdan personel almasak bu aynı şekilde klinikler içinde geçerliydi, COVID servisleri içinde geçerliydi. Hiç dahili hastayı takip etmeyen hekimlerimiz kesinlikle bu dönemde COVID servisinde çalışmaları gerekti ve gerçekten onların desteklerini aldık. Yoğun bakım altyapısı nasıl olmalı? Bir kere bir plan yapılmalı. Arena tipi yoğun bakımımız var. Tek hasta için ayrılmış odamız var. Hava yolu ile damlacık enfeksiyonu önlemek için negatif basınç odamız var. Bu negatif basınç oda için üzerinde biraz durmak istiyorum. Gerçekten yoğun bakımlarda normalde 3. seviye yoğun bakımlarda birer tane izolasyon odası olması gerekiyor. Bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın şartlarında var. Ve negatif basınç oda bizim için son derece önemliydi. Çünkü negatif basınçlı odanın haricinde yapılacak bazı işlemler damlacık enfeksiyona yayıldığı için çalışanı da enfekte edecekti.
Eğer negatif basınç odamız var ise bir entübasyon orada yapılması, birazdan bahsedeceğim yüksek akımlı oksijen tedavisinin orada yapılması gerekiyordu. Eğer bu şekilde negatif basınç odamız yoksa tek kişilik odalar son derece önemli ve bu eğer yine arena tipi ise varsa bunları bariyerlerle ayırmamız gerekiyordu. Ve kesinlikle ulusal ve bölgesel modellemeye göre yoğun bakım ihtiyacını belirlemek. Bu konuda da İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığıyla birlikte bunların kesinlikle düzenlenmesi lazım. Ne kadar nüfusumuz var, ne kadar hastanemiz var, bu hastane için ne kadar yoğun bakımımız var. Mesela bizler koroner yoğun bakımı, COVID yoğun bakım birinci seviye gibi çevirdik. Bütün yoğun bakımları birleştirdik. Ve bunları yoğun bakımlar dışında iki tane servisi, merkezi monitörle yaklaşık 70 tane hastayı monitörü takip edeceğimiz yeni yerler oluşturduk. Ve en önemlisi de sarp malzemenin, ilaçların gerektiği gibi kullanılabilmesi. Bu konuda yeterli eğitimlerin verilmesi için de Enfeksiyon Kontrol Komisi her şahıs üzerine birebir eğitimler verdi. Ve en önemlisi de gerçekten lojistik destek, tedarik zinciri son derece önemli. Bunların yapılması gerekiyordu. Yoğun bakım personeli. Biz biliyorduk ki yoğun bakımda çalışan kişiler enfekte olacaklar. En az 14 gün tekrar görevine gelemeyeceklerdi. O yüzden personel sayısının arttırılması gerekiyordu. Yine Sakarya'da pandemi hastanesi olmamız nedeniyle ameliyathanenin kapatılmasından dolayı ameliyathane hemşirelerimiz, anestezi teknisyenlerimiz bizim yoğun bakımda birer hafta eğitim verildikten sonra nöbetlere girdiler. Burada eğitimin çok önemli olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Çok kısa sürede beklentilerimizle birlikte kişilerin eğitilmesi gerekiyordu. İş gücü kapasitesi kesinlikle korumamız lazımdı. Çünkü henüz pandeminin başındaydık ve bu pandemi süresinde sayımız gittikçe artacaktı ve iş gücü kapasitesinin kesinlikle devam etmesi gerekiyordu. Muharece süresi azaltmak için vardiya saatleri belirlendi. Bütün ekip 4 günde bir çalıştırıldı, hekimler dahil olmak üzere. Ve ben personel motivasyonunun ve psikolojik desteğinin de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar gerçekten çok panikti. İlk COVID pozitif hasta yatırdığım zaman yoğun bakımda bütün çalışanların ne kadar endişeyle baktıklarına şahit olan bir kişi olarak onları motive etmek, psikolojik destek vermek gerekliliği son derece önem arz etmekteydi. Tabii Enfeksiyon Kontrol Komitesi son derece önemli. Gerçekten bu şekilde giyinmek son derece zor. Hızlı bir şekilde terliyorsunuz. Ter içinde işlem yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama biz şunu biliyorduk ki bunları giymek zorundaydık kendilerimiz için. Fakat kişisel koruyucu ekipmanların çıkartılması en fazla enfeksiyonun kontamine olmasını sağlıyordu. Bu yüzden ciddi eğitimler verildi ve aerosol üreten bütün prosedürler için gerekli bütün kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılarak yapıldı. İmkan dahilinde bunlar tamamen izole odalarda, negatif basınçlı odalarda uygulandı. Yoğun bakım triyajı da son derece önemli. Hangi hastalar yoğun bakım alınmalı? Bu konuda gerçekten sık sık eğitimler verildi. Biz acilde çalışan bütün hekim arkadaşlara hastaların kliniğine göre yoğun bakıma veyahut da COVID servisine yatırma yetkisi verdik. Çünkü bu hastaların tekrar değerlendirmesiyle ilgili zaman kaybı olacaktı. Günde ben yoğun bakıma 10 tane, 12 tane hasta yatırdığımı biliyorum çünkü. O yüzden onların değerlendirme sonucunda bu hasta yoğun bakımlık dendiği zaman biz aldık. Fakat bazı yerlerde konuştuğum kadar, öğrendiğim kadar bazı yerlerde entübe olan hastalar yoğun bakıma alındı. Bizde ise Sağlık Bakanlığı'nın bazı önerileri doğrusuna yoğun bakım alındı. Tabii bu Sağlık Bakanlığı'nın önerisi, bu bütün dünyada da aslında önerilen şeyler, yoğun bakım hasta alınma kriterleri. Birçok kriterler var ama ben burada özellikle bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bazı hastalarımız vardı, solunum sayısı yükselmeyen, dismesi olmayan, satürasyonları 90'lara yakın olan, 90'ların altına düşmeye eğilimi olanlar. Eğer biz 5 litre oksijenle bunu yükseltemiyorsak, bunları COVID serviste, monitörde servise aldık. Disme ile birlikte başlayan hastaları kendi yoğun bakımımıza aldık ve her gün sabahleyin saat 10'a 11'e kadar hem serviste yapılan vizitler hem yoğun bakımda yapılan vizitlerle koordineli bir şekilde gerekirse hastaları birbirlerine devretmek konusunda ciddi bir uğraş içine girdik. Aslında biz yoğun bakımda farklı bir şey yapmadık. Yoğun bakım standart, yoğun bakım tedavisini yaptık. Akut solunum yetmezliği varsa ona göre tedavi, metabolik asitoz varsa ona göre tedavi. Aslında yoğun bakım açısından hiçbir farklı bir şey yapmadık. Biz biliyoruz ki COVID-19'da kanıtlanmış hiçbir antiviral tedavi yok. Kesinlikle yok. Bunlar hala tartışılıyor, hala kullanılıyor. Hatta bir ara hidroksiklorokin için çok gerekli olduğu söyleniyordu. Ama şu anda bununla ilgili olumsuz yazılar da gelmeye başladı. Tabii yönetimde yoğun bakım akut solunum yetmezliğinin yönetimi, ARD'si yönetimi artık buna da bir de COVID ARD'si denmeye başladı. Gerçekten iki farklı tür ARDS oluşumunu görmeye başladık. Şaşırdığımız durumlar da oldu.
Onun haricinde yine daha sonra Yeşim hocamın anlatacağı gibi konvalesan plazma tedavisi var. Birazdan Yeşim hocamız anlatacak. Burada amaç stokin fırtınasını önlemektir. Renal replasman tedavisi. Aslında biz bütün hastalara normal yoğun bakım tedavisini devam ettik. Ben akıl solunum yetmezliğinden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hastalarda konvansiyonel yöntemlerle, yani nazar kanül veya maskeyle oksijen verdiğimize rağmen bazen biz hipoksiyi düzeltemedik. O zaman yüksek akımlı nazar oksijene geçildi. Tabii yüksek akımlı nazar oksijene geçildikten sonra özellikle hastaların solunum sayıları son derece önemliydi. Bunları mümkün olduğu kadar negatif basınç odalarda yapmak istedik. Her ne kadar bizim diğer odalarımız negatif, arena tip odalarımız negatif basınç oda olsa bile personeli koruma adına bunları genel arena tip odalarımızda yapmadık. Tek kişilik odalarda yaptık. Mevcut olan odalarımızda bunu kullanmaya çalıştık. Eğer bazı durumlar non-invazif mekanik ventilasyon gerekiyorsa yine bunları da tamamen tek kişilik negatif basınçlı odalarda kullandık. Ne zaman ki hipoksemiz derinleşirse, solunum sıkıntısı olursa, solunum sayısı gerçekten 35'in üzerine çıkıyorsa, bu yapmaya yukarıda bahsettiğim yüksek akımlı nazal oksijen ve non-invazif mekanik ventilasyon ilk 2-4 saat içinde cevap alamadıysak hastalara mekanik ventilasyona başlayabilmek için endotrakeal entübasyon yapıldı. Ve biz şunu söyledik, lütfen endotrakeal entübasyonu sadece ve sadece anestezi ekibi yapsın diye. Bu konuda bir ekip oluşturuldu. Bütün entübasyonları tecrübeli olan anestezi ekibi yaptı. Yine bu COVID-19 salgını süresi öğrendiğimiz bir şey oldu. Uyanık hastalarda prone pozisyonu. Biz prone pozisyonu ileri derece ARDS'lerde kullandığımız bir yöntemdi. Entübe olan hastalarda kullandığımız bir yöntemdi. Ama bu dönemde uyanık hastalarda da gerçekten bazılarda çok faydalı olduğunu gördük. Bir de sessiz hipoksiden bahsetmek istiyorum. Gerçekten bize bu sessiz hipoks çok şaşırtıyordu. Saturasyonu 85-87 olan, hatta 70 olan ama yemek yiyen hastalarla karşılaştık. Bunların hiçbirinin solunum sayısında bir artış yoktu, solunum eferi yoktu, kendisi son derece rahat hissediyorlardı. Fakat bu hastalar çok hızlı, iyi bir şekilde takip edilmesi gerekiyordu. Çünkü bu hastalar prone pozisyona, uyanık prone pozisyona cevap vermeyenler çok uzun sürmeyen süreler içinde entübasyona kadar gidebiliyordu. Hatta sessiz hipoksi bilimsel temelden önce sosyal medyada çok konuşuldu. İnsanlar saturasyon probları aldı, evlerinde kendilerini takip ettiler. Ve saturasyon düştükleri zaman ben COVID'liyim diye acile giden kişilerin olduğunu sosyal medyada öğrendik. Yine stokin fırtınası. Bu stokin fırtınasını İsa Gözel Hocam bir önceki toplantıda çok güzel anlattı. Ben çok farklı bahsetmek istemiyorum. Ama bizim için takip edilmesi gereken bir şeydi stokin fırtınası. Bazılarında çok hafif, bazılarında çok daha şiddetli oluyordu. Bunun önüne geçebilmemiz gerekiyordu. Aslında stokin fırtınası birçok kronik hastalıklarda, ARDS'de, kanserde karşımıza çıkan bir şey. Biz bunu COVID döneminde stokin fırtınasını birazcık daha yakın öğrenmeye çalıştık. Ve onun stokin fırtınasının biomarkerlarını takip ettik. Burada amaç bunların bir limit yok. İşte şunun üzerinde olursa stokin fırtınası demekten ziyade takiplerle, günlük trendlerle takip etmenin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Aslında kullanılan bütün yöntemler, bütün ilaçlar da bu stokin fırtınası önleme yönelikti. Bu konuda birçok ilaçlar hala kullanılmakta. Dünya Sağlık Örgütü hala bir haber yaptı 2-3 gün önce. Salgının sürdüğünü, bu konuda gevşememek gerektiğini, bu konuda da gerçekten her gün Sağlık Bakanımız olsun, bütün bilimsel komite üyelerimiz olsun bu konuda uyarılarını yapıyor, tedbirler alınması gerektiğini söylüyor. Henüz salgın bitmedi. Bu konuda da gerçekten yoğun bakıma insanların düşmemesini istiyoruz. Lütfen sosyal mesafe, temas mesafesi uzak olsun. Bütün uyarılara yapalım diyoruz ve özellikle de ekipman konusunda gerekli hazırlıkların devam etmesi gerektiği vurgulanıyor. Tabii yoğun bakımlarda en çok anestezistler çalıştı. Biz anestezistler aslında yoğun bakımcıyız ama bu konuda da bazı kendi özlük haklarımızla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Ben bunu da burada dile getirmek istedim. Neredeyse Türkiye'deki bütün yoğun bakımların %78'i anestezistler yaptı. Bu konuda da tekrar dikkat çekmeyi arzu ettim. Aslında ben özetle ekip ruhu ve ekip olabilmekten kastediyorum. Bunu da niçin söylemek istiyorum? Bu gerçekten bir mücadeleydi. Yoğun bakımlar açısından olsun, bu temas takip açısından olsun. Ekip ruhu olabilirse, ekip olabilirsek, çünkü biz sadece yoğun bakımları kendi yoğun bakım ekibi değil, bize destek veren mikrobiyoloji, bize destek veren radyoloji, bize de destek veren enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakımı hiç çalışmamış aile hekimleri bizlere çok büyük destek verdiler. Kalp damar cerrahları bize destek verdiler. Dahiliye uzmanları, asistanları bize destek verdiler. Ekip ruhu olabildik. Ben öyle ifade ediyorum. Bu ekip ruhu olabildiğimiz için de
Sakarya'daki pandemiyi nispeten biraz daha hasarsız atlattığımızı düşünüyorum. Ve ben son olarak da gerçekten ekip ruhu olduğumuz ve yoğun bakımlarda çalışan, bizlerde çalışan bütün ekibime, hemşiremize, doktoruma çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Güzel bir sempozyum olması temennisiyle. Ali Fuat Hocam, teşekkür ederiz. Hem bu güzel sunum ve zamanı uymanız açısından hem de girişte geçmiş olsun dilekleriniz açısından gerçekten önemli bir sunumdu. Yoğun bakım belki COVID ile mücadeledeki en önemli parametrelerimizden, en önemli dayanıklarımızdan bir tanesiydi. Özellikle hastaların, ağır hastaların bakımında çok ciddi rol oynadılar. Birçok şey değiştirdi. Yani ilk başta ilk hastalık geldiği zaman acaba bu bir ARDS tablosu mu diye ARDS protokolü uyguladık ama ARDS olmadığını gördük bu vakaların. İlginç bir viral pneumoniyi bize öğretti açıkçası bu şeyde. Bahsettiğiniz gibi işte daha önce kullanmadığımız uyanık hastalarda prompozisyon ki ben de kendi şahsımda kullanmıştım. 82'lerden saturasyon birdenbire dakikalar içerisinde 88'lere kadar çıktı. Çok değerliymiş, bunu öğrendik. Bu interstisyel yayılımın, interstisyel tutumun ARDS'den farklı bir şey olduğunu öğrendik. Çok güzel bir şekilde gerçekten sunum tamamladınız. Teşekkür ederim hocam ben. Bu ben... güzel sunum için çok sağ olun. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Şu anda Mustafa Çölük hocama sözü vereceğiz. Özellikle COVID gibi akciğer tutan hastalıkların belki de mortalite artıran ek komorbidlerin bir tanesi de KOAH hastalığı oluyor. KOAH hastalarına acaba göğüs doktorları nasıl yaklaştı? Mustafa Hocam'dan dinleyeceğiz. Hocam buyurun, söz sizde. Mustafa Hocam, videoyu kabul ederseniz ya da açarsanız başlayabileceğiz. Hocam, Mustafa Hocam haftada herhalde bir problem yaşıyor. İsterseniz bekleyelim, isterseniz Recep Hocam'a geçelim. Nasıl isterseniz biz bir soruya kaydıralım hocam konuşmasını. Recep Hocam eğer hazırsa bir radyoloji dinleyelim bence. Mustafa Hocam da bu arada organize olmuş olur. Değil mi Halil Hocam? Evet. Recep Hocam'a o zaman söz verelim. Hazırım tabii ki. Evet. Recep Hocam her zaman hazırdır. Ege Üniversitesi'nden değerli hocamız, değerli meslektaşım, yakın arkadaşım Recep Hocam'ı takdim etmekten onur duyuyorum. Kendisine COVID-19'da radyolojik bulguları bizlere anlatacak. Aynı zamanda kendisi Türk Toraks Radyosu Derneği Başkanı'dır. COVID döneminde radyoloji tanının önemli bir parçası oldu. Bu anlamda radyoloji önemli bir görev üstlendi. Neler yaptık? Bununla ilgili konuşmasını yapmak üzere sözü Recep Hocam'a arz ediyor. Hocam buyurun. Merhabalar herkese. Sunumumu paylaşıyorum. Hemen bir saniye. Özür diledim. Tamam. Ben de hem Halil Hocam'a hem de Muhammed Hocam'a merhabalar diyorum. Evet, biz de hakikaten radyoloji olarak yoğun bir çalışma içindeydik bu dönemde. Ben de kısaca hani radyolojideki bulgular, özellikle akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi bulguları, zaman içinde radyolojik bulgularda ne gibi değişiklikler oldu, sonrasında hastalar iyileşti mi gibi kısa bilgilerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz hastalar acil servise değişik semptomlarla başvurdular. Genel muayeneleri yapıldıktan sonra eğer COVID kuşkusu varsa ilk önce bu hastalara PCR testi yapıldı. Ancak ilk zamanlar bu test 36 ile 48 saat arası sonuçlanıyordu. Testin yaygınlaşmasıyla da 4-12 saate kadar bu süre azaltılmış oldu. Tabii bu dönemde bu hastalara ya akciğer grafisiyle ya da bilgisayar tomografiyle
radyolojik değerlendirme yapıldı ve bunların tabii ki sonuçları hem akciğer grafisi olsun hem de tomografi olsun hemen sonuçlanabiliyordu. Peki akciğer grafisi mi, bilgisayar tomografi mi? Belki hani bu konuda birazcık konuşmamız lazım. Akciğer grafisi pneumonik odakları gösterebiliyor. Ancak ilk günlerdeki başarısı düşük. Daha çok %30-60 gibi bir başarı oranı var. Normal olması hastalık yok anlamına gelmiyor. Ayrıca şöyle düşünmek lazım. Hem gebeler, çocuklar, gençlerde BT çekme sakıncası var. Niçin? Radyasyon nedeniyle. Yoğun bakımda biliyorsunuz akciğer grafileriyle takip edilebiliyor. Çünkü bu hastalar dışarı çıkılıp bilgisayar tomografi çekilemiyor. Bu nedenle yoğun bakım hastaları için akciğer grafisi son derece önemli. Ayrıca bakarsanız grafiyle takip son derece kolay. Bunlardan bulaş riski düşük çünkü cihazın temizliği bilgisayar tomografiye göre daha kolay. Dediğim gibi ilk günlerde akciğer grafisi normal olabilirken daha sonra her iki akciğerde periferik konsolidasyonlar görüyoruz. Bunlar aynı zamanda, bakın burada 3 tane film var. Başvuru anında neredeyse periferik alanlarda belli belirsiz görünür görünmez opasiteler varken 4. günde bu opasitelerin çok daha belirginleştiği, 7. günde de yine bu opasitelerin görünür hale geldiğini görüyoruz. Ancak bazen çekiyoruz, akciğer grafisi bakın bu hastada olduğu gibi normal olabiliyor. Bu hastaları aslında bilgisayar tomografi çektiğinizde buzlu cam dediğimiz alttaki parenkim densitesini silmeyen artmış opasiteler var. Bu opasiteleri gözle görmek akciğer grafisiyle güç. Ve bunlar bize normal olarak akciğer grafisinde yansıdı. Peki PCR testi ve toraks PET her hastaya istenmeli mi? Evet, hastalığın başında neredeyse hemen hemen her hastaya PCR testi ve toraks PET çekiliyordu. Ancak günümüzde bu hastalık biraz daha öğrenildikten sonra bilgisayar tomografi daha az istenmeye başladı. Tabii hastanın durumu kötüleşmeye başlıyor ise mutlaka bilgisayar tomografi istenmeli. Peki bilgisayar tomografi çektiğimiz her zaman bulgu görebiliyor muyuz? Hayır. Özellikle ilk 24-48 saat içinde BT normal olabiliyor. Aynı şey PCR için de geçerli. 3-4 güne kadar biliyorsunuz PCR'da normal olabiliyor. Ayrıca BT bulgular hastalığın süresiyle yakından ilişkili. Yani ilk günlerde az BT bulguları gözlenirken 7-8. 10. günlerde bu bulgular daha da belirginleşiyor. Hastalığın ciddiyetiyle de yine yakından ilişkili BT bulguları oluyor. Peki bu bulgular tipik mi? Baktığınız zaman en çok gördüğümüz şey buzlu cam ve konsolidasyon. Bu bulgular tipik ancak bu hastalığa spesifik değil. Yani ne demek? Adenovirüs başta olmak üzere başka viral pnömonilerde, kalp yetmezliğinde, birçok interstisyel akciğer hastalığında benzer bulgular görülebiliyor. Özellikle organize pnömoni ile seyreden birçok hastalık COVID gibi görülebiliyor. Tipik bulgularımız dediğimiz gibi buzlu cam ve konsolidasyon. Bunlar genellikle iki taraflı, periferik ve dorsal bölgelerde, daha çok orta ve alt zonlarda oluyor. Bunlarla birlikte bazen hava bronkogramı, damarlarda genişleme, bronş genişlemeleri gibi değişik bulgular görebiliyoruz. Bakın burada da her iki akciğerde periferik, buzlu cam dediğimiz alttaki damar yapıları silmeyen artmış densitelerimiz var. Oklarda da bakın görüyorsunuz ince çizgiler var. Bunlar subplevral bantlar. Bu hastalıkta subplevral bantları da sıkça gördük. Yine tabii ki buzlu cam ve konsolidasyonlar içinde bazen septal kalınlaşmalar gördük. Biz bunlara kaldırım taşı görünümü diyoruz. İşte dediğimiz gibi hava bronkogramı görülebiliyor. Bazen buzlu camın çevresinde konsolidasyon gördük. Buna ters halo deniyor. Bazen de ortası konsolidasyon, çevresi buzlu cam, buna da halo işareti deniyor. Ya da bakın burada damar yapısının buzlu camın içinde genişlediğini görüyoruz. Bazen bronşların genişlediğini görüyoruz. Yine subplevral bantlar olabiliyor. Bazen de küçük hava tanecikleri gördük bu
buzlu cam ya da konsolidasyon içinde. Air Bubble diye de isimlendirilebiliyor. Ancak birçok ismi değişik makalelerde görmek mümkün. Yine konsolidasyon ya da buzlu cam eşliğinde hemen komşuluğunda plevrada reaksiyonel bir kalınlaşma olabiliyor. Lenf bezleri sıklıkla görülen bir bulgu değil ama ya hastanın daha önceden mevcut lenf bezlerine ya da bazen de bu hastalığa bağlı az da olsa lenf nodları görülebiliyor. Peki bu bulgular zaman içinde ne gibi değişiklikler gösteriyor? Dediğimiz gibi ilk 4 gün içinde en sık buzlu camı görür. Sonra bu buzlu camların yavaş yavaş konsolidasyona doğru değiştiğini gördük. Ancak %15-20 gibi bir oranda da PCR pozitifken BTS'i normal olan hastalarda mevcuttu. Daha sonra özellikle 5 ile 15. günler arasında bu konsolidasyonlar her iki akciğerde, alt sonlarda giderek artmaya başladı. Bu progresyon, hastalığın progresyonu anlamında değil, aslında radyolojik bulguların daha da yerleşmesi, oturması ile ilişkili bulgular ve daha çok da ikinci haftanın sonunda gerilemeye başladı. Ancak genel olarak tam rezolüsyon 3. hatta 4. haftaya kadar bulabildi. Bakın 3. günde küçük fokal buzlu camlar varken 8. günde her iki akciğerde yaygın buzlu cam, konsolidasyon ya da septal kalınlaşmalar, subpleural bantlar eşlik edebiliyor. Bu dediğimiz gibi hastalığın progresyonu anlamına gelmiyor. Mutlaka klinik bulgularla birebir kıyaslamak lazım. Ama radyolojik seyir bu şekilde olabiliyor. Bununla ilgili özellikle Flaşner Derneği var. Çok uluslu bir konsensus yaptılar. Bir bildirge yayınladılar. Ve dediler ki asemptomatik olgularla hafif şiddetteki klinik bulgular olan hastalara görüntüleme yöntemi kullanılmamalıdır. Eğer orta veya ciddi klinik bulguları varsa ya da solunum semptomları kötüleşiyorsa bu hastalara da görüntüleme yapmalıdır. Görüntülemeden kasıt belki başlangıçta akciğer grafisi, gerekirse de bilgisayarlı tomografi. Eğer hasta iyileşme sırasında tekrar bir fonksiyonel bozulması ya da hipoksemisi gelişiyorsa yine bu hastalarda da görüntüleme gerekli. Özellikle de belki yoğun bakım hastaları için önemli olabilir. Eğer entübe hastalar stabil bir seyir gösteriyorsa da her gün rutin olarak akciğer grafisi çekmeyin. Hastanın klinik durumu burada daha önemli deniyor. Peki hastaya 3. ya da 4. 5. günde BT çektik. Rutin takip etmeli miyiz bunları? Hayır. Rutin takip önerilmiyor. Yine bulgular kötüye gidiyorsa bazen beklenmeyen laboratuvar bulguları ortaya çıkıyor. Bu hastalarda biliyorsunuz mikrotromüsler, koagülopati gibi değişik bulgular mevcut. D-dimer yüksekliği oluyor. Bu durumda anjiyo-BT belki çekmek gerekebilir. Yine hasta iyileşirken kötüleşme bulguları ya da bulgularda artış oluyorsa yine tomografi çekilebilir. Dediğimiz gibi tromboemboli düşünülüyorsa kontrastlı BT çekilebilir. Bakın soldaki hasta aksiyel ve koronal kesitler. Bu ikinci günü hastanın küçük fokal buzlu camları var. Sağ taraftaki görüntülerse hastanın 10. günü. Bakın bulgularda birazcık artış var. Ancak hastanın ciddi bir klinik bulgusunda kötüleşme var. Bu hastaya 3 boyutlu olarak biz akciğer hacmini ölçtüğümüzde bakın ilk tomografisinde akciğer hacmi yaklaşık 4352 iken ikinci BT'sinde 2960'lara kadar düşüyor. İçindeki şu mavilikler buzlu cam alanlarını gösteriyor. Onların da belirginleştiğini görüyoruz. Bu şekilde bilgisayar tomografiyle de fonksiyonel bilgi elde edebiliyoruz. Yine COVID olgularında emboli kuşkusu varsa bunlara kontrastlı BT çekmek gerekiyor. Bakın bu olgumuzda da bilateral pulmoner arterler içinde dolum defektleri ve solda lingulada da yine COVID ile uyumlu parenkimal değişiklikleri var. Tabii her zaman tipik görüntüler olmadı. Bazen de atipik ya da nadir görülen bulgularla da karşılaştık. İşte bazen santral tutulum, sadece üst lobda ya da sadece tek bir lezyon olabildiği gibi. Bazen
aynı bakteriyel pnömoni gibi bir lobar konsolidasyon ya da periferik subplevral beklerken santralde bronkovasküler tutulum gösteren değişiklikler ya da soliter bir pulmoner nodül gibi karşımıza çıkabildi. Bakın burada da değişik, atipik, nadir olgu örnekleri var. Sadece üst lobda görülebiliyor. Ya da böyle bir nodül çevresinde buzlu cam tarzı gibi. Ya da bazen konsolidasyon ama subplevral bölgede bir korunma ortaya çıkabiliyor. Bazen de eşlik eden hastalıklar bizim radyolojik olarak işimizi güçleştirdi. Bu kardiyak yetmezliği olan bir olgu. Kardiyomegalisi var, bilateral pleural sıvıları var. Akciğerinde buzlu cam alanları var. Peribronkovasküler kalınlaşmaları var. Bunlar konjestif kalp yetmezliğinde de görülebilen bulgular. Bu nedenle bu olgularda bazen COVID mi yoksa kalp yetmezliğine bağlı bulgular mı hakikaten ayırmak güç olabiliyor. Bakın bu hasta bilateral pleural sıvısıyla, buzlu cam alanlarıyla biz konjestif kalp yetmezliği olabilir ama COVID ekart edilemez dedik ve PCR pozitif geldi. Yani altta eşlik eden bir hastalık varsa böyle atipik görüntüler oluşabiliyor. Yine buna benzer başka bir olgu. Bu da QUAH olgusu. Üst zonlarda amfizem, alt zonlarda da pulmoner fibrozis var. Kombine pulmoner fibrozis, amfizem birlikteliği. Bunlarda da buzlu cam alanları var. Dikkat ederseniz ama bizim gördüğümüz tipik COVID olgularından biraz daha farklı. Bunlarda da bakın bu hastada PCR pozitif böyle atipik değişiklikler olup tanı koymak bazen güç olabiliyor. Peki bu hastalar iyileşiyor mu? Çoğu tamamen iyileşiyor. Ancak fibroz bantlarla bazen iyileşme görülebiliyor. Bu değişik yayınlarda %10, 15, 17 gibi oranlarda bildirilmiş. Ancak uzun dönemde 3 ay sonra, 6 ay sonra bu hastalığı ağır seyreden kişilerde ne gibi değişiklikler olur? Bunlarla ilgili henüz veriler çok erken. Bakın yine koronal kesitte bileteral buzlu cam alanları var. Bu buzlu cam alanları hasta iyileşirken burada olduğu gibi subplevral parenkimal bantlarla iyileşme sağlayabiliyor. Bu bize dıştan bir konsültasyon olarak gelmişti. Bakın bu yaklaşık 3. günü, 10. günü ve 3. haftası 3 ardışık bette. Önce buzlu camı var. Hastanın daha sonra buzlu camları konsolidasyona gidiyor. Volüm kaybı bulguları var en alt BT'de de. Ve traksiyon bronşektazileriyle hava kisitleri yani bal peteği oluşmuş. Fibrozis gelişmiş. Çok sık görülen bir bulgu değil ancak fibrozisin de bu hastalıkta ARDS olmadan gelişme olasılığı var. Ayrıca tanıda tabii ki diğer influenza dahil, adenovirüs dahil diğer viral pnömoniler, bazı atipik bakteriyel pnömoniler, yine pulmoner ödem, değişik intersel akciğer hastalıkları var. Organize pnömoniden UIP, NSIP'ye kadar, ezinofilik pnömoniye kadar ya da akut hipersensite pnömonileri, inhalasyon hasarları, ilaç reaksiyonları benzer bulgular gösterebiliyor. Peki uzun dönem etkileri ve sonrasında radyolojinin yeri ne olur? Bu COVID geçiren, özellikle ağır geçiren hastaları takip etmeli miyiz? Eğer edeceksek ne kadar sıklıkla takip etmeliyiz? Bu hastalarda otoimmün hastalık ya da diğer organ tutuluşu ya da malignite riski nedir? Şu anda biliyorsunuz birçok yayınlarda santral sinir sistemi tutuluşu ile ilgili bulgular yayınlanmaya başladı. Ya da bunlarda pulmoner fibrozis gelişir mi? Henüz bunların cevaplarını net olarak bilmiyoruz. BT çekilen hastalar özellikle ilk dönemlerde genç hastalardı. Bunlar da radyasyon hasarı ne gibi sorun yaratır? Tabii bunlar hepsi ayrıca uzun dönemde soruların cevaplarını daha iyi bulabiliriz. Bir başka bir şey, bu COVID döneminde radyoloji, hastane yönetimi olduğu gibi bir de radyoloji yönetimi önemli bir unsurdu. Bizim hastanemizde 3 BT cihazı vardı. O yüzden sadece acil serviste tek bir cihazda COVID hastalarını, diğer 2 BT'de de COVID dışı hastaları çektik. Personel gerekli eğitimi ve onların korunması için güvenlik uygulamaları hem anlatıldı hem de uygulandı. BT cihaz temizliği her hastadan sonra yapıldı. Bilgisayar tomografinin üzerine naylon bir
kılıf döşedik ve her hastadan sonra bunu değiştirdik. Şanslı bir durumumuz vardı. BT havalandırması, exhausted tip denen bir havalandırma tipi. Yani kirli havayı alttan çekiyor ve temiz havayı üstten üfleyerek negatif bir sistem oluşturarak havayı havalandırıyor, odayı havalandırıyor. Bu nedenle ekstra bir havalandırmaya ihtiyaç duymadık. Teknisyenleri bu dönemde bir hafta çalıştırıp 2 hafta idari izinli, doktorları da 1 hafta çalıştırıp 1 hafta idari izinli saydık. Ve şükür ki bugüne kadar hiçbir radyoloji personelinde bulaştı, görülmedi. Ben sonuç olarak COVID-19 tanısında bilgisayar tomografi başta olmak üzere radyoloji yöntemleri sıkça kullanıldı. Ve radyoloji hekimleri, radyoloji teknisyenleri COVID döneminde ve onlarla birlikte tüm ekip, sağlık personelinin birçoğu, temizlik personeli dahil hepsi çok yoğun bir şekilde çalıştılar. Bulgularımız, özellikle bilgisayar tomografi bulgularımız tipik, çoğu tipik ama spesifik değil, COVID spesifik değil. Onun için biz BT'nin COVID için tanı testi olmadığını söylüyoruz. Radyolojik veriler hastalıkta ciddi yol gösterici olmuştur. Hem izolasyon hem tedavi amaçlı PCR'dan önce bu hastalara klinik bulgularıyla birlikte COVID tanısı konulmuş. PCR geldikten sonra da her üçüyle destekleyici tanı şeklinde radyolojinin önemli katkısı olmuştur. Yine ben çok uzun dönemde de ister manit olsun, ister gelişebilecek tüm hastalıklarda da sadece toraks PT olarak düşünmemek lazım. Beyin, böbrek gibi değişik organların tutuluş açısından da uzun dönem takiplerde de radyolojinin rolünün önemli derece olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ben de. Recep hocama, hocamıza güzel sunumu için teşekkür ediyoruz. Soruları en son alalım diyecektim ama sanıyorum bir soru var. O sorunun da cevabını konuşmasının içinde hocam verdi. Süreyi verimli kullanmak adına ben oturum yönetmek üzere Muhammed hocama söz veriyorum. Hocam buyurun Muhammed hocam. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Recep hocama teşekkür ediyorum. Güzel bir sunum. Sunumdan hep keyif almışız zaten. Ve spot bir şekilde düzenli bir şekilde sunum yapıyor. Çok sağ olun. Mustafa hocam ses var mı? Görüntü var ama. Hocam sesiniz gelmiyor galiba. Mustafa hocam bir ses verebilir misiniz? Online toplantının da handikabı bu. Keyifli izleyebiliyor ama teknolojinin bazen azizliğine maruz olabiliyoruz. Şimdi geliyor sanırım hocam. Geliyor hocam, evet. Hocam buyurun. Sizdeyiz. Merhabalar. Kusura bakmayın, demin bir bilgisayarla ilgili bir problem yaşadım. Linux'tan açınca problemimiz kalmadı. Ben açık kaynak kodlu şeyleri seviyorum. Gecikme için tekrar özür diliyorum. Şuradan ben yayını açayım. Hocam, Mustafa hocam. Slide'ı paylaşamıyorum hocam. Nerede acaba yanlış yapıyorum? Şu anda paylaşıyordum. Biraz önce paylaşıyordunuz hocam. Tekrar PowerPoint. Tamam. Şimdi tam ekran yaparsanız paylaşıyorsunuz. Tamam. Şu anda görünüyor herhalde. Dinliyoruz hocamız. Tamam. Şimdi sayın başkanlar, değerli katılımcılar, aksilik için özür diliyorum tekrar. Ben göğüs hastalıkları, sahada çalışan bir göğüs hastalıkları uzmanı hekim olarak Muhammed hocamla beraber bizim penceremizden COVID-19'a bakacağız ve en çok işte hasta grubumuz bizim ve mesaimizin önemli bir kısmını alan kronik obstrüktif akciğer hastalıkları. Ama bunun üzerinde diğer hastalıklara da uyarlanabilir genel olarak söyleyeceklerimiz.
Sunum planım böyle. Hem stabil hastalarda hem KOAH alevlenmeleri bizim için ciddi bir problem, KOAH alevlenme durumunda. Hem bu hastalarda COVID-19 gelişirse ne yapmalıyız? Bu hastaları nasıl yönetmeliyiz? Bu pencereden bahsedeceğim biraz. Dünyada şu anda yaklaşık 300 milyon muhtemelen KOAH hastası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir popülasyon. Ve ayın 25'ine kadar olan şeyi almıştım ben, istatistikleri almıştım. Dünyada yaklaşık yani 9,5 milyondur şu anda herhalde hasta sayısı. Türkiye'de 191 bindi, yaklaşık 5 bin civarında da maalesef vatandaşımızı kaybettik. Biz bu işin başından beri işte deminki konuşmacılar, klinisyenlerin de söylediği gibi hastanelerdeki çalışma şekli değişti. Dolayısıyla bu hastalar, bizim her gün gördüğümüz hastalar ne oldu? Doğrusu biz de merak ediyoruz. Çünkü başta çok ciddi endişelerimiz vardı. Bu hastaların çok işte bu süreç içerisinde büyük hasarla atlatacakları, bir kısmının bu süreci çok zor atlatacağı konusunda endişelerimiz vardı. Şimdi göğüs hastalıkları açısından COVID-19'un biraz daha farklı zorlukları var. Şöyle, birincisi ek bir hastalığı olsun olmasın, KOAH olsun olmasın bütün COVID-19 hastalarını bir sefer malum solunum sistemini etkiliyor. Dolayısıyla doğrudan bizim baktığımız, ilgilendiğimiz hastalar. İkincisi, zaten bizim hali hazırda hastalarımız var. Kronik mesela tüberkülozlarımız var, astımımız var, KOAH'ımız var, interstisyel akciğer hastalıkları gibi ciddi hastalıkları olanlar var. Akciğer kanserleri var. Bunlarda da COVID-19 yok ama biz bunları polikliniğe kabul edemedik bir süre. Hala da sınırlı sayıda alabiliyoruz. Biz bunları bu süre içerisinde nasıl takip edeceğiz? Bu bir problemdi. İkincisi, tabii bu yine aynı hasta grubundan bahsediyorum. Astım, KOAH, akciğer kanseri gibi hastalar. Eğer COVID-19'a yakalanırsa nasıl yönetmeliyiz? Bu konu hala çok net değil. Ve biz en baştaki endişemizi hala taşıyoruz kısmen. Çünkü bunlar zaten sınırlı akciğer kapasitesine sahip olan hastalar ve muhtemelen ve elimizdeki veriler de onu gösteriyor. COVID-19 enfeksiyonu bu hastalarda biraz daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla takibi biraz daha zor. Ve şöyle bir zorluk daha var. Bizim hastalarımızın çoğu zaten bize öksürük, ateş, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliyordu. COVID-19'da en önemli semptomları bunlar. Dolayısıyla biz hasta bu şikayetlerle geldiğinde altta yatan akciğer hastalığı nedeniyle mi acaba bu semptomlar görüyoruz, yoksa COVID-19 mu üzerine bindi? Bunun ayrımını yapmak zor oluyor. Ve tabii bütün bunların içerisinde de işte elinizdeki hem insan kaynaklarını hem de mevcut donanımınızı iyi kullanmamız gerekiyordu. Çok şükür şu anda bütün Türkiye'de olduğu gibi bizde de vakalar azalınca biz de insan kaynakları açısından da donanım açısından, yatak sayısı açısından bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi KOAH hastalarının kendine göre zorlukları var. Birincisi, KOAH hastaları normale göre biraz daha yaşlı hastalar. Dolayısıyla bu hastaların yeni normale uyum sağlaması çok kolay değil. Yani bizde adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz var işte. Ben 2 hafta önce annemi ziyaret ettim mesela işte. Normalde işte elini öpersiniz, o size sarılır, öper falan. Onu hani biraz mesafeli durmak istiyorsunuz, işte duramıyorlar. Öyle bir tuhaf durum var. Dolayısıyla ileri yaştaki hastaların bu yeni normal dediğimiz şeye uyum sağlaması biraz daha zor. Ki KOAH hastalarının önemli bir kısmı bu yaşlı hastalar. Ve bu hastalar zaten nefes darlığı çekiyor. Ne olursa COVID-19'dan şüphelenecek, kendilerinde hastaneye başvuracak. Bu konuda netlik yok. Hekimler açısından da netlik yok. Yani ayrımını nasıl yapacağız? Doğrusu biz de çok net bilmiyoruz şu anda. Net bilmiyoruz derken belirtiler var, biraz sonra söyleyeceğim ama objektif bir parametre yok, öyle söyleyeyim. Bu hastaların, kronik akciğer hastalarının dikkat etmesi gereken şeyler var. İşte özellikle malum çok dışarıya çıkmayın diyoruz ama dışarıya çıkmayınca tabii uyku düzeni değişiyor, beslenme alışkanlıkları değişebiliyor. Hani vücut direncini yüksek tutmak için bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Onun haricindeki öneriler neredeyse diğer kişilerle aynı. Sadece şu vardı, ilk başlarda çoktu. İşte dışarıda sağlıklı olduğu halde N95 maske takıp
dolaşanlar vardı. Biz bunları KOAH ya da astım olanlara çok önermiyoruz. Çünkü nefes darlığı hissini arttırıyor gerçekten. Hani biz de hastanedeyken N95 takıyoruz ama böyle efor sarf etmemiz gereken bir şey olduğunda daha çabuk biz de nefes darlığı hissediyoruz. Tabii işte dezenfektan kullanıyor sıkça. Kullanılıyor. Bunlar özellikle astımlı olan hastalarda, KOAH'ta da önemli. Hava yolu iritasyonu ve bronkospazmı arttırabilir. O konuda dikkat olmak lazım. Bu yeni çıkan bir yayın artık şunu söyledi bize. Eğer bir hasta hafifse, hafif KOAH ya da astımı varsa stabil olmak kaydıyla, yani atakları yoksa, COVID-19 açısından özel bir şeye gerek yok. Fakat orta ve ağır hastalığı, akciğer hastalığı olanlar hala önemli bir problem. Peki bu hani ilk başta söylemiştim, biz pandeminin başında çok endişeleniyorduk bu hastalar acaba pandemi sürecinde nasıl seyredecek diye. Bizim kendi klinik gözlemimiz de öyle. Yayınlardan da birkaç örnek aldım. Hani beklediğimiz kadar kötü olmadı işin doğrusu. Mesela işte Çin kaynaklı yazılar var özellikle. Orijinli yazılar öyle söyleyeyim. Bildirilen bütün vakaların içerisinde KOAH'lıların ya da solunum hastalıklarının oranı tahmin ettiğimiz kadar çok değil. %1 ile 6 arasında değişiyor. Bizim serimizde de yaklaşık 140 olguluk bir serimiz var. İşte KOAH sıklığı yaklaşık %5 civarında. Yani biz buna bakarak şunu kabaca söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi henüz çok bu sayılar yeterli değil. Sebebini de biraz sonra söyleyeceğim. Beklediğimiz kadar KOAH'lı olan hastalar sık hastaneye yatış gerektirmedi. Öyle gibi görünüyor. Fakat İtalya Halk Sağlığı Enstitüsü'nün bir yayını vardı. EX olan hastalara bakmışlar. Bunların %17.3'ünü KOAH oluşturuyor. Yani görüntüşe bakılırsa şu ana kadar elimizdeki verilere KOAH hastalarının COVID nedeniyle sık hastaneye yatışı gerekmiyor tahmin ettiğimiz kadar ama yattığında da kötü geçiyor gibi görünüyor. Mortal seyrediyor gibi görünüyor. Peki niye az? Bununla ilgili işte Lancet'ten bir editorial vardı. İşte birincisi veri güvenliği ile ilişkili. Tabii demin İlhami Hocam da bahsetti. Veri güvenliği bu süreçte önemli bir problem. Çünkü bazı ülkelerin verilerine hakikaten güvenemiyoruz. Her ülkenin hangi kimlere test yapacağı çok net değil. İşte test yapıldıktan sonra ne tedavi veriyorlar, kimleri yatırıyorlar. Bu konu ülkeden ülkeye çok değişiyor. Tabii çalışmanın dizaynı da başlı başına bir veri güvenliği ile ilgili çelişkiler olabilir mi acaba diye aklımıza o geliyor. Ama bizim kendi klinik gözlemimizde dediğim gibi KOAH'lar beklediğimiz kadar kötü etkilenmedi gibi sanki. Muhammed Hocam'ın fikrini bu konuda merak ediyorum ben de. İkinci olasılık işte KOAH ya da astımın meydana getirdiği hava yolundaki o mevcut olan inflamasyon, oradaki halihazırdaki durum, COVID'in kötü acaba işte nasıl diyeyim, düşük virüs yükü olduğu zaman hastalanmamaya sebep oluyor olabilir mi diye bir hipotez var. Fakat hasta olanların işte kötü seyrettiğini görünce bu hipotezin çok böyle dayanağı zayıfmış gibi görünüyor. Üçüncü olasılık ki bu dikkate değer bir şey aslında. Niye dikkate değer? Çünkü in vitro modellerde de benzeri şeyler görmüşler. İnhale kortikosteroidler ve bronkodilatörlerin stokin üretimini baskılayabileceği gösterilmiş. Düşük kalitede yayınlar ama bu tür in vitro da olsa gösterilmiş yayınlar var. KOAH'lar ve astımlar da zaten hala hazırda işte inhale steroid ve bronkodilatör kullandığı için acaba bu kullandığı hala hazırdaki ilaçlar COVID-19 gelişimini önleme konusunda acaba faydalı olabilir mi diye hipotezler var. Ama dediğim gibi bunların şu anda tamamı soru ve cevap bekleyen sorular. Biz de bilmiyoruz doğrusu henüz. İşte pandemi sırasında peki stabil, yani herhangi bir ekstra şikayeti olmayan remisyondaki bir KOAH hastasının nasıl yönetilmeli? İşin temeli esası şu aslında. Hastalar mümkün olduğu kadar hastaneye gelmesinler. Yani 3-6 ayda bir biz onları hastanede takip ediyorduk. Yani mümkün olduğu kadar gelmeyin. Mümkün olduğu kadar internet üzerinden ya da telefon üzerinden bu hastaları takip edin.
öneriler bu şekilde. Hatta ilaçlarını reçete ettirmek için bile gelmesinler ki Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu konuda inisiyatif aldı. Raporu varsa dedi hastaneye gelmesinler, direkt eczaneden alsınlar. İşin ana esas bu yani. Stabiliteyi bozmamak bir. İkincisi stabilse eğer herhangi bir tedaviyi değiştirme. Eğer illa hastaneye gelmesi gerekiyorsa hasta mümkünse tek başına gelsin. Değilse bir kişiyle beraber gelsin. İşte randevu zamanında gelsin. Randevular hastanelere göre değişiyor ama işte 3 dakika 5 dakika aralarla gibiydi. İşte randevu aralıklarını açın. Hastalar da erken gelmesin. Geldiği zaman da kapının önünde beklemesinler. Mümkünse geniş bir alana yayılsınlar. Dolayısıyla teması minimuma indirin mümkün olduğu kadar. Ve çok mecbur kalmadığınız sürece solunum fonksiyon testleri yapmayın. Çünkü solunum fonksiyon testi sırasında hasta eforla üflüyor. Dolayısıyla ortama virüs yayıl, eğer hastada virüs var ise tabii ortamı enfekte etme ihtimali yüksek. O nedenle mecbur kalmadığınız sürece solunum fonksiyon testi yapmayın diyorlar. Ve tekrar şeyi söyleyeyim, yani hasta stabilse tedaviyi hiçbir şekilde değiştirmeyin. Yani bir ara öyle bir şüphe vardı, inhal steroid ya da oral steroid kullanan hastalar vardı. Acaba bu hastalar ilaçlarını kesmeli mi, işte immün süpresyona sebep oluyor mu gibi. Hayır, bu konuda hiçbir tereddüt yok. Hastalar mutlaka ilaçlarına devam etsinler. Peki alevlenme oldu, yani KOAH kötüleşti. Bu hastaları nasıl yöneteceğiz? Eğer şöyle, işin ana temel şu, eğer hastada COVID-19 düşünmüyorsak, yani alevlenmenin sebebinin COVID-19 olmadığını düşünmüyorsak, daha önce ne yapıyorsak aynısını yapacağız. Yani işte antibiyotik vermek için kriterler varsa verin, steroid başlamanız gerekiyorsa başlayın. Ama tekrar söylüyorum, COVID-19 düşünmüyorsanız, yani bu KOAH'ın kötüleşmesindeki sebep olarak. Peki rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon yapılan hastalar vardı. Bunlara ne yapalım? Şu anda bizim hastanemizde de, ben Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeyim, rehabilitasyon şu anda yapmıyoruz. Yakında başlayacağız inşallah. Online ya da evde devam edin. Oksijen açısından herhangi bir değişiklik yok. Hastalar oksijen alıyorsa alsın. Başlamanız gerekiyorsa başlayın. Burada herhangi bir değişiklik yok. İşte rutin antibiyotik vermeyin. Evinde dursun diye hastaya antibiyotik vermeyin. Ama hali hazırda herhangi bir nedenle başlamışsa da kesmeyin, devam etsin önerisi bu yönde. Bazı hastalar vardı evde, işte özellikle eşlik eden bronşektazı varsa hava yolu temizliği yapması gerekiyor gün içinde ara ara. Eğer böyle bir şey yapması gerekiyorsa işte iyi havalandırılmış bir odada tek başınayken yapacak. İşi bittikten sonra da işte ortamı iyice havalandıracak. Ondan sonra diğer aile üyeleri oraya girsin. Hani bulaştırıcılık açısından yine. Ekipman işte bizim ülkemizde yaygındır. İşte bu ilaç sana iyi geldi, sen de kullan falan. İşte artık onu unutacağız. Hastalara da söyleyeceğiz tabii. Nebulizatörünü mesela kimseyle paylaşmayacak. Evde belki iki kişi kullanıyor olabilir. İşte perfmetresini kullanmayacak. İşte nebulizatör mümkün olduğu kadar aslında kullanılmasın isteniyor. Nebulizatör hasta açısından değil de hastadan çevreye, eğer virüs var ise bulaşıcılık açısından nebulizatör kullanılmasın. Mümkün olduğu kadar spacer kullanın diyorlar. Evde non-invaziv mekanik ventilatör kullanan hastalarımız vardı. İşte non-invaziv mekanik ventilatör de basınçlı bir hava olduğu için sonuçta yine bulaş riskini arttırabileceği. Dolayısıyla iyi havalandırılmış bir odada ve mümkünse diğer aile uzak üyelerinden uzakta bir yerde yapılması öneriliyor. Peki bir hasta KOAH ve COVID-19 gelişti, doğruladık. Bu hastalar ne oluyor? Hani KOAH'la COVID açısından şu teorisi şöyleydi. KOAH'la hastalar, aynı zamanda sigara içenlerde de aynı şey var. Bu AC2 reseptörlerin daha yüksek bir ekspresyonu olduğu işte bildiriliyordu. İşte İshak Hocam anlattığım. İşte SARS-CoV-2 virüsü de bunu kullanarak giriyordu. Dolayısıyla biz ilk başta bunun için söylemiştik. Hani KOAH hastaları ve sigara içenler muhtemelen çok kötü etkilenecekler bu süreçten diye. Hani hasta olup olmamasını bir kenara bıraktık artık. Eğer hasta ise 1558 hastalık bir meta analiz var. Hani burada bir sürü şey var. Aşağıda da yazdım. Mesela serebrovasküler olaylar. İşte kardiyovasküler vasküler hastalıklarda işte 3.89, 2.93 gibi
daha kötü seyrediyor. Ama KOAH da bunların hepsinden daha kötü. 5.97 kat daha kötü seyretmiş. Dolayısıyla KOAH'lı birisi COVID-19 geliştiği zaman gerçekten kötü seyrediyor. Burada zor olan kısım şu, biz de bugünlerde özellikle artık işte normal hastalar da daha normal derken işte COVID-19'dan yavaş yavaş normale dönüyor bizim hastanemizde. Bu hastaların kötüleşmesi, KOAH'lı bir hastanın kötüleşmesi KOAH alevlenme mi yoksa COVID-19 mu oldu acaba? Bunu ayırt etmek hakikaten zor. Ayırt etmek aslında çok önemli ama zor. Niye çok önemli? Hani diğer hastaların yanına mı yatıracağız yoksa COVID şüphelilerin olduğu servisin yanına mı yatıracağız? İşte hastanın yanına girerken kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyip de mi gireceğiz yoksa normal mi gireceğiz? Ne kadar önlem almamız gerekecek? Bu konuda bir hakikaten sıkıntı yaşıyoruz. Bu önümüzdeki dönemde biraz daha sıkıntı olacak gibi görünüyor. Çünkü işte Eylül, Ekim'den itibaren işin içine bir daha influenza girecek. O zaman işler iyice karışacak gibi görünüyor. Bazı kriterler saptanmış. İşte mesela COVID olanlarda öksürük var. Fakat KOAH alevlenmesinde daha çok gamma öksürük var mesela. Bu klinik olarak bizi ayırt etmede yol gösterici olabilir. İkincisi, bilinç değişiklikleri COVID-19 varlığında biraz daha fazla. Eğer bilinçle ilgili bir şuuruyla ilgili hastanın bir problem varsa bu COVID-19'a bağlı bir kötüleşme olabilir diye bize bir ipucu verebiliyor ve aşağıda da dediğim gibi bu hastalar olduğu zaman daha kötü seyrediyor. Mortalitesi daha yüksek, yoğun bakım ihtiyacı daha yüksek. Burada biraz daha açık yazdım. Bizi KOAH alevlenme mi yoksa COVID-19'a bağlı nefes darlığında kötüleşme mi konusunda yol gösterecek şeyler var. Mesela eğer ateş varsa bu COVID-19 lehine daha yüksekse eğer. İşte balgamlı öksürük varsa eğer KOAH alevlenme biraz daha lehine COVID-19'dan ziyade. Nefes darlığı ve bilinç değişikliği. Bilinç değişikliği dediğim gibi COVID-19 ile KOAH birlikteliğinde bilinç değişikliği daha fazla. Nefes darlığının şöyle bir özelliği var aslında. Bizim KOAH hastalarının nefes darlığında günlük bir bildikleri, alıştıkları bir nefes darlığı hissi var. Eğer yani hastaya öyle sorulursa biraz daha yol gösterici oluyor. Senin her zaman hissettiğin nefes darlığında kötüleşmeye benziyor mu yoksa bu yeni bir şey mi? Hani ilaç alındığında geçmiyorsa eğer mesela bu COVID-19'a ait bir kötüleşme diye yorumlanabilir ve laboratuvarda önemli bir şey var. İşte lenfopeni var ise eğer COVID-19'u kuvvetle muhtemel düşünmek lazım. Eozinopeni ile ilgili de işte yazılar var. Bizim serimizde de bizim de dikkatimizi çekti. Eozinopeni var hakikaten COVID-19 hastalarında. Hani ama biz şey açısından da bakmıştık. Hastalık ağırlığı açısından eozinofil düzeyi bir şey vermiyor ama hakikaten COVID-19'da eozinopeni görüyoruz. Dolayısıyla hem lenfopeni hem eozinopeni KOAH'ın standart alevlenmesiyle COVID-19'a ait kötüleşmesi arasında bir yol gösterici olabilir. Ve tabii demin Recep Hocam bahsetti, tipik BT bulguları var COVID'in. Ama işte demin yine filmde gösterdik örnek radyolojide. KOAH'lı hastaların zaten radyolojiler normal değil. İşte eşlik eden amfizemi olabiliyor ki demin örnek gösterdi hocam. Bronşektazisi oluyor eşlik eden. Estamanlı kardiyokaya işte kalp yetmezliği olabiliyor. İşte o zaman tipik tomografi görüntüsünü görmek ve ayırt etmek gerçekten kolay olmuyor. Bu durumda işte önceki filmlerle karşılaştırma bizim için her zaman önemlidir. Eski filmin nasıldı, yenisi nasıl oldu? İşte bu süreçte biraz daha önemli hale geldi ve tabii gold standart malumunuz PCR. PCR pozitifse COVID kabul edeceğiz. Peki KOAH'lı hastada COVID-19 gelişti, ne yapacağız? Doğrusu bu konuyla ilgili böyle spesifik bir öneri yok. Yani bu hastalara özel şöyle bir tedavi verin diye bir şey yok. Fakat yakın takip etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü demin söylemiştik, kötü seyrediyor hakikaten. Nebulizatör işte dediğim gibi çok kullanılması önerilmiyor bulaşıcılık açısından. Onun yerine işte spacerlar, aerochamberlar kullanın diyorlar. İşte non-invaziv mekanik ventilatör kullanacaksanız eğer non-invaziv mekanik ventilatör BiBAP devresinin arkasına bir bakteri virüs filtresi takın diye söylüyorlar. Ve hani non-invaziv yapacaksanız tam yüz maskesi, helmet maskesi kullanın diyorlar ama helmet maskesi işin doğrusu bulmak zor. Biz bir ara hastaneye alalım diye niyetlendik ama bulamadık.
ve fiyatı da çok yüksek gerçekten. Sonuç olarak ne söyleyebiliriz bu süreç içerisinde? Temel dediğim gibi esas şu stabil kronik akciğer hastası, KOAH özelinde söylüyorum ama kronik akciğer hastalığı olan birisinin stabilitesini bozacak her şeyden uzak durun. Hastalar stabil kalsın ki hastaneye gelmek zorunda kalmasın. Çünkü gelmek zorunda kalıyorsa işler hem hasta için hem bizim için zorlaşıyor. İkincisi, koruyucu önlemler bu hastalar için çok daha önemli. Fakat dezenfektanları özellikle işte çamaşır suyuyla dezenfeksiyon yapıyorlarsa iritan etkisine dikkat etmemiz gerekiyor. Ve KOAH hastalarında günlük, o söylediğim gibi günlük semptom değişikliklerinin eskiye benziyor mu yoksa yeni bu öncekilere benzemiyor dediğinde alarmı olmak gerekiyor. Öyle yani eski nefes darlığına benzemeyen bir nefes darlığım var ise hasta öyle bir şeyden şikayet ediyorsa biraz daha alarm durumda olmak lazım. Ve şunu tekrar hatırlatmamız lazım. COVID-19 pneumonisinde eğer KOAH eşlik ediyorsa bu hastalar biraz daha kötü seyrediyor. Yakın takibi gerekiyor. Ben konuşma fırsatı için teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam, biz teşekkür ederiz. Hocamın videosu kapalı. Hocam bizi duyuyor mu? Öyle mi? Mustafa Hocam, teşekkür ederiz bu güzel sunum için. KOAH gerçekten ciddi bir problem. Yani solunumsal hastalıklar için, solunumsal enfeksiyon yolu hastalıklar için ciddi bir problem. Şunu net biliyoruz ki sadece COVID değil, herhangi bir solunumsal enfeksiyon KOAH'ta alevlenmeye, yani morbidite artışına ve mortalite artışına ciddi bir şekilde neden olmakta. COVID'de de bunu görüyoruz. Özellikle mortal seyreden hastaların retrospektif taranmasında bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat sizin de dediğiniz gibi ilginç bir olay var. Yani enfekte olan hastalar hasta sayılarına baktığımız zaman bunların arasında KOAH'lar çok çok az. Birçok neden sıralanıyor ama bana kalırsa bunların arasında belki sayamadığımız ya da ölçemediğimiz bir neden var ki bu hastalar uzun süre boyunca solunumsal enfeksiyon durumlarına karşı eğitilmiş durumdalar. Yani kış ayları geldiği zaman işte grip aşılarını yaptırıyorlar, pneumokok aşılarını yaptırıyorlar, solunumsal izolasyonu sağlıyorlar, mesafeyi sağlıyorlar ve olabildiğince sosyal hayata girmiyorlar. Bu nedenle aslında COVID'den korunmak için önerdiğimiz tüm önlemleri bu hastalara zaten hayatları boyunca uyguluyorlar. Bu nedenle belki sayıları çok çok az. Bizim takip ettiğimiz KOAH hastaları retrospektif olarak taradık. Şu ana kadar bunların enfekte olma olasılığı %1'in çok çok altında. Sayılmayacak düzeyde az. Belki de bu almış oldukları hastalık eğitiminin getirdiği bir avantaj da bu hastalar biraz daha bu süreye hasarsız atlatıyorlar gibi düşünüyorum ben açıkçası. İnşallah soru tartışma bölümünde bunu konuşuruz. Aha. Buyurun hocam. İnşallah. Sizin söylediğiniz gibi yani bir sürü faktör olabilir. Söylediğiniz gibi bunda aslında daha iyi olabilir. Büyük bir problem. İnşallah öyle der. Çünkü hastalarımız başta çok endişelenmiştik doğrusu. Evet hocam. Gerçekten öyleydi. Halil hocam, ben Yeşim Hanım'ı davet için size bırakıyorum. Teşekkür ederim Muhammed Hocam. Hocam affedersiniz, bir soru vardı ama onu görme şansınız oldu mu? Akut ataklarda özellikle acil seviyede steroid kullanmak zorunda kalıyoruz. Koyuş ve steroid kullanımına ne dersiniz diye bilmiyorum. Bu arada geçti mi? Ben kaçırmış da olabilirim. Hocam, soruyu yaratım. Ben gördüm ama soruları hani soru cevap kısmında sorarız diye düşündüm. Öyle mi? Özür dilerim. Yani Suriye'yi daha belirli sorabilmek adına ama isterseniz burada alalım. Bilemedim. Yani şey değil. Bence yalnızca... Yeşim Hoca'ya bence sunumunu dinledikten sonra topluca soruları almak daha zamanı belirli kullanmayı sağlayacak diye düşünüyorum. Sözü Yeşim Aydınok Hocam'a arz edeceğim. Kendisi bize COVID-19 pandemisinde konvalesan biraz da kullanılması güvenlik ve uygunluğu konulu konuşmasını yapacak. Sayın Hocam, söz sizde. Teşekkür ediyoruz şimdi. Ben çok teşekkür ederim. COVID-19 pandemisi dünyayı insan sağlığı üzerinden böyle katastrofik bir sürecin içine sürükledi ve biz multidisipliner olarak cansiperane bir mücadelenin içinde kendimizi bulduk. Hatta sadece sağlık alanında değil, sağlık dışındaki sektörlerle de bir eşgüdüm ortaya çıktı.
Ve ben bu sempozyumun hastalığın karakterini çok iyi yansıtan bir kapsamda düzenlenmiş olduğunu gördüm. Bu bakımdan Mustafa Altındiş Hocam başta olmak üzere tüm emeği geçenleri kutlamak istiyorum. Ayrıca Sayın Başkanlara, bu sempozyuma katkıda bulunanlara ve sempozyumu takip edenlere teşekkür etmek istiyorum. Şimdi izninizle sunumumu paylaşayım. Yalnız benim şeyim kayboldu. Özür dilerim. Şöyle mi yapsam? Evet. Share screen diyorum. Açıktı benim sunumum. Açıksa hocam share screen'den sonra karşınızdaki ekrandan PowerPoint seçelim lütfen. Tamam da PowerPoint'im açık olmasına karşı ben onu ekranda göremiyorum. Hocam desktop'unuzu paylaşın, masaüstünüzü paylaşın, bu sefer göreceksiniz. Öyle mi? İşin gücünün sol üst köşede olması lazım. Yani share screen deyince sol üst köşede eğer İngilizce kullanıyorsanız desktop, Türkçe kullanıyorsanız masaüstü diye bir şey çıkması lazım. Özür dilerim. Ben share screen dediğimde masaüstümü görüyorum fakat pardon, files desem yok. Açık olan sunumumu şimdi geldi. Özür dilerim. Tamam. Şey yazıyorum. Evet. Geldi hocam sunumumuz. Geldi değil mi? Geldi tamam. Hocam. Kendimi büyüteyim. Sunumu da şöyle tam ekrana getireyim. Tamam mı efendim? Tamamdır hocam, devam edebilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Dünya koronavirüs ile ailesinden daha önce iki zoonotik infeksiyonla aslında tanıştı. 2003'te Hong Kong orijinli SARS infeksiyonunda 8273 hasta ve 775 ölüm tanımlandı. MERS ondan çok daha ölümcül bir infeksiyondu. Neyse ki o kadar bulaştırıcı değildi. Ve 1139 hastada 431 ölümle karşılaştık. Bu SARS-CoV-2 ile ilişkili olan COVID-19 ise o kadar yüksek bulaştırıcılığı olan bir infeksiyon ki tüm dünyada 9,5 milyonu aşkın olduğu görüldü ve gün itibariyle yaklaşık 500,000 ölümle karşılaştık. O kadar yüksek bulaştırıcılığına karşın yüksek ölümcül bir infeksiyon olmamakla birlikte. Şu ana kadar tek mücadele yönteminin korunmak olduğu bir infeksiyon. Çünkü spesifik antiviral tedavisi yok, aşısı yok, monoklonal antikor yok, hiperimmün globulin yok. Konvalesan plazmayla pasif antikor transferi aslında tarihsel olarak 1890'lara dayanıyor. Ancak 21. yüzyıl pandemilerinde de deneyimlemeye devam ettiğimiz bir uygulama özelliğinde. Öngörülen etki mekanizması böyle vurayım. Evet, öngörülen etki mekanizması SARS-CoV-2'nin hücre yüzeyinde ACE2 reseptörüne bağlandığı spike proteine bağlanarak virüsün hücre içerisine girişini engellemek, yani viral nötralizasyon. Fagositoz gibi, hücresel sitotoksiste gibi başka mekanizmalarda söz konusu olabilir. Önceki deneyimler ve etki mekanizması dikkate alındığında profilaktik kullanımının tedavi amacıyla kullanılmasına göre daha etkili olduğu, tedavi için kullanılacaksa semptomların başlangıcı sonrasında erken dönemde kullanılmasının daha etkili olacağı öngörülebilir. Çünkü nitekim viral nötralizasyonun virüsün henüz hastalık başlangıcındaki viral replikasyon döneminde önlenebilmesi daha olasıdır. Yine enflamasyonu modifiye edebilir. Bunun da daha immün yanıtın başlangıç düzeyinde başarılabilmesi daha olasıdır. Etkinliğinin verilen antikorun miktarı ve kompozisyonuyla ilişkili olduğu öngörülebilir. Ancak optimal ürünün taşıması gerekli olan
antikor titresi de tipi de daha henüz netleşmiş değildi. Hep acil durumlarda devreye giren bir uygulamadır. O nedenle de yapılmış olan çalışmalar hep çok ciddi metodolojik kısıtlılıklar taşır. Ve genel olarak erken kullanımda daha iyi sonuçlar elde edildiği, genellikle iyi tolere edildiği, çok az yan etkiyle karşılaşıldığı bildirilmektedir. Fakat konvalesan plazma sonuçta geçici bir stratejidir ve hiperimmün globulin gibi daha standart ve kalıcı bir stratejiye yerini bırakması daha uygun olacaktır. Bu bakımdan virüsün gerek mutasyonları, gerek biyolojisi ve değişimiyle ilişkili bilgilerimizin sınırlı olduğu bu dönemde bizim toplumumuzdan toplanan konvalesan plazmalarla hazırlanmış olan hiperimmün globulinlerinde yine bizler için daha uygun bir ürün olduğu düşünülebilir. Aslında Kızılay pandemi süreci öncesinde plazma vaksinasyonu konusunda oldukça yol kat etmişti. Ve belki bunun yine ülkemizde de geçerli bir strateji olarak değerlendirilmesi uygun olabilir. Nitekim dünyada bazı vaksinatörlerin bu konuda çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Beni duyabiliyorsunuz umuyorum. Hocam gayet iyi gidiyor. Tamam. Ses iletimi gayet güzel. Sorun var, ben kendimi göremiyorum. Acaba Halil Hocam'la benim görüntümü değiştirmek imkanınız varsa bunu sağlarsanız çok mutlu olurum. Şimdi ben vakit kaybetmeyeyim, devam edeyim bir yandan. Şimdi COVID-19 konvalesan plazma için olasılık modelini kullanan bir risk yarar analiz çalışması, COVID-19 infeksiyonu morbidite ve mortalite riskine göre konvalesan plazmanın aslında etkinlik açısından düşük etkinlikte gösterildiği koşulda dahi potansiyel yararını işaret etti. FDA Mart ayında şiddetli ve yaşamı tehdit eden COVID-19 infeksiyonunda konvalesan plazma kullanımını onayladı. Ancak kanıtlı etkinliğin olmadığı nedeniyle de klinik çalışmaların yapılması çağrısında bulundu. Bugün itibariyle Amerika'da yüksek riskli temasta profilaktik, erken hastalıkta, orta şiddette ve şiddetli hastalıkta terapötik kullanım ve pediatrik kullanım olmak üzere 5 konuda prospektif, randomize kontrollü çalışma başlandı ve Amerika'daki olgu sayısı dikkate alındığında da bu çalışmaların kanıt değerine ulaşarak sonuçlanma beklentisi de mevcut görünüyor. Sağlık Bakanlığı 1 Nisan'da konvalesan plazmanın toplanma ve kullanımı ile ilişkili onayını verdi ve bununla ilişkili algoritmayı açıkladı. FDA'nin onayına son derece paralel bir algoritmaydı. Kanıtlanmış COVID-19 hastalık tanısı olan 18-60 yaş aralığında transfüzyon öyküsü bulunmayan erkek veya doğurmamış kadın hasta kan bağış kriterlerini karşılıyor olacak. En az 14 gündür kendini iyi hissediyor olacak, semptomsuz olacak. Tanıdan itibaren 14-28 gün aralığında ise 2 negatif PCR görünmek isteniyor. 28 günden sonra negatif PCR görmeye ihtiyaç yok. FDA bunu kendi onayında 14-28 gün arasında tek PCR negatifliğini görme koşulu olarak getirmişti. Sonra bu koşulu da kaldırdı. Şimdi hastalığı geçirmiş kişilerde antikorun gelişimi, immün globulin sınıf değişimi ve düzeyi kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Kişi hiç antikor üretmeyebiliyor veya belki yaşıyla, hastalığının şiddetiyle uygulanan tedavilerle ilişkili olarak yetersiz antikor üretebiliyor. Bu bakımdan madem ki bir pasif antikor transferi hedefleniyor, bizim konvalesan plazmanın antikorunu bilmemiz önem taşıyor. Söz ettiğim gibi optimal antikor titresi bilinmiyor, ancak FDA bunu immün globulin için bir bölü 160'ın üzerindeki titreler olarak tanımladı.
Nötralizan antikor titresi içinse ki bu rutin pratikte uygulanabilirliği mümkün olmayan, onun için birçok protokolde de retrospektif olarak değerlendirileceği ifade edilen nötralizan antikorlar içinse 1/80 titre üzerine önerdi. Sonrasında birçok Avrupa, Amerika protokolünde aslında immünoglobulin D için de 1/64 titrenin üzerine protokoller yeterlilik verdi. Bir diğer husus, bu hastalar son dönemde hastaneye yatışır ve bir kısmı da çok invaziv girişimlere maruz kalmış olan hastalar. Dolayısıyla ürünün transfüzyonla geçen infeksiyonlar açısından güvenliği söz konusu. Bununla ilişkili birer serolojik testler ve nükleik asit testlerini spesifik infeksiyonlar için yapıyoruz. Ancak transfüzyonla geçebilecek her türlü bakteriyel ve viral infeksiyonun bir patojen inaktivasyon yöntemiyle daha yüksek güvenlikli plazma olarak hastaya sunulması bir seçenekti. Dünyada 4 plazma üzerinde CE marka sahip teknoloji var. Avrupa'da, bazı uzak doğu ülkelerinde ve Rusya'da bunlar aynı zamanda lisanslı teknolojiler. Ama o yeni teknolojilerin Amerika'da FDA lisansı bulunmuyor. Ülkemizde ise Terumo'nun üreticisi olduğu Riboflavin Uvular ve Sirus'un üreticisi olduğu Amatoselan Uvular lisanslı ürünler ve Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu bu teknolojinin konvalesan plazma için kullanımını da geri ödeme listesine aldı. Şimdi aslında konvalesan plazma diye bakıldığında geniş bir donör havuzu var. Ondan sonra görece kolay bir aferez yöntemiyle toplama imkanı var. Ve de maliyet etkin bir ürün gibi duruyor. Ancak uygulamaya girildiğinde aslında bunun çok ciddi bir yönetsel ve lojistik altyapıyı gerektirdiğini gördük. Biz Ege Üniversitesi'nde bu konuda çok geniş bir katılımla çok ciddi bir organizasyon yaptık. Ve bu organizasyonda ilk etapta bizim Ege Üniversitesi'nde yatmış ve iyileşmiş hastaları ilk planda 248 potansiyel donöre indirgedik. Sonra bundan bir sonraki aşamaya geçtiğimizde bu 248 donörü 127 potansiyel donöre indirgemiş durumdaydık. Ve nihayetinde de bütün koşulları karşılayan 35 donörden 48 donasyonla 152 ünite konvalesan plazma topladık. Biz bunu yaptık ama bizde klinik ekip, klinisyenlerimiz bu ürüne karşı başlangıçta temkinli yaklaştılar. Örneğin New York Blood Center Başkanı dedi ki, ben konvalesan plazmayı yetiştirmekte zorlanıyorum. Hatta triyaj yapıyorum hangi hastaya çıkarsak diye. Fakat biz de konvalesan plazma kullanımında toplam 13 hastaya 27 ürün deneyimi klinik olarak kazanıldı diyebilirim. Şimdi bir de konvalesan plazma hazırlığında antikorun çok önemli olduğunu söyledik ama biz dediğim gibi Nisan başında bir konvalesan plazma hazırlığına başladığımızda Türkiye'de ELISA testler daha henüz pazara sunulmamıştı. Hatta ELISA test üreticileri dünya pazarına da sunmakta zorlanıyordu. Ve elimizde antikor için tek geçerli hızlı test olarak da bilinen lateral flow immunoassay yöntem vardı. Oxford'un in-house ELISA ile lateral flow immunoassay'in 9 ayrı ticari üretimini karşılaştırdığı bir çalışma vardı. Bu çalışmayı COVID-19 kanalı olgularında gerçekleştirmişler ve her ne kadar FDA bu hızlı testlerin, lateral flow immunoassay'in hem diğer koronavirüslerle hem de diğer flu etkenlerle cross-reaktivitesine dikkati çekse de tabii ki COVID-19 hastalığı geçirmiş grupta çalışıldığı için duyarlılığı, spesifisitesi, özgürlüğü %100 tam bulunmuştu. Duyarlılığının da Oxford'un o yayını
61 ila 88 arasında olarak bildiriyordu. Biz Türk Lab'ın tiplerini kullandık test olarak. Sonrasında Euroimmun ELISA'lar ülke pazarına girdi ve hemen temin ettik ve konvalesan plazmalarımızı Euroimmun testte de aldık. Tabii ki ELISA testler hem duyarlılığı hem de özgürlüğü açısından yüksek testler. Şimdi burada bizim aynı konvalesan plazma bağışıklığı ödevimizin tekrarlayan lateral kloroimmün assay test sonuçlarının hastalığın başlangıcı ve semptomsuz süreci içerisinde nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Evet. Şimdi biz bu potansiyel bağışçımızda şöyle bir net IgG titresi bandının görünmesini bekledik. IgG ve IgM genellikle paralel ilerledi bizim bağışçılarımızda ve ilk donasyonumuzu şu IgG bandını görerek gerçekleştirdik. Bundan iki hafta kadar sonra şu görüntüyle ikinci donasyonumuzu da yaptık. ELISA titrelerimiz de gelmişti ve dolayısıyla baktığımızda aslında ELISA kitlerde cutoff değer 1.1'in üzeridir. Son derece güçlü bir antikor gücüne sahip olduğunu plazmalarımızın gördük. Şimdi bir de şunu gözlemledik. Biz lateral kloroimmün assay'de bu zayıf pozitif dediklerimizde ELISA'da da aslında bununla uyumlu pozitif de olsa lateral kloroimmün assay'de güçlü gördüğümüz pozitiflikle karşılaştırıldığında daha az antikor gücüne sahip olduğunu gördük. Dolayısıyla bir slide daha hazırladım bu konuda. Yine biz ne baktık, gördük. İki oldu, hiç antikor geliştirmedi. Bu lateral kloroimmün assay'de de ELISA'da da antikoru olmadı ve defaten tekrarlanan testlerinde antikor gelişimi olmadı. İki hekim arkadaşımızdı bu kişiler. Ancak 3 lateral kloroimmün assay'de negatif gördüğümüz oldu. ELISA ile aslında antikor gücü açısından oldukça da tatmin edici antikorlara sahip olarak bulundu. Dolayısıyla bizim bu hızlı testimizde duyarlılığımız %92 idi. Biz bu sonuçlara baktığımızda aslında konvalesan plazma bağışçı seçiminde 15 dakikada sonuçlanan da bir test, bunun bir tarama testi olarak değerli olacağını öngördük, düşündük. Şimdi konvalesan plazmamızı hazırladık. Profilaktik kullanımda, yani hastalık semptomatolojisi göstermeyen yüksek riskli temasta bir ünite olarak kullanılması öneriliyor. Tedavi dozuysa 24-48 saat aralarla birer ünite, yani toplam 2 ünite. Ama kurtarma tedavisi olarak çalışmalarda 6 doza kadar gidildiğini de görüyoruz. Şimdi konvalesan plazmanın normal plazma kullanımıyla arasında çok ciddi bir farklı risk yok ve plazma kullanımı aslında bizim ülkemizde çok yaygın. Hatta kötüye kullanımını da bizler sıklıkla vurgularız. Ama konvalesan plazmayı kullanırken bu riskli hasta grubunda, yüksek riskli, şiddetli hastalığa sahip olan grupta tabii olarak transfüzyonla geçen enfeksiyonlar için gerekli önlemler alındı. Bu hastalar genellikle de yüksek ateşli hastalar olduğu için biz hekimlerimize, klinisyenlere parasetamol difenidramin profilaksisiyle uygulanmasını önerdik. Ayrıca tabii ki bir plazma kullanımının anafilaksi gibi transfüzyonel dolaşım yüklenmesi veya transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarı gelişimi gibi bir takım komplikasyonları olabilir ve bir COVID-19 hastasında bu komplikasyonların gelişmesi gerçekten bir yüksek handikaplı durum doğuracaktır. Onun için biz yine kullanımda anafilaksi reaksiyonunu minimalize edebilmek bakımından immünoglobulin A'ya bakılmasını önerdik hastada. Transfüzyonel volüm yükü aslında önlenebilir bir komplikasyondur. Bu konuda hekimlerin özenli davranmasına ihtiyaç var. Transfüzyonla ilişkili akut akciğer hasarını minimalize etme, riskini minimalize etme bakımından da
zaten transfüzyon öyküsü olmayan kişileri aldık, erkek donörü tercih ettik ve kadın donörlerinde doğum yapmamış olma koşulunda aradık. Şimdi taze doğmuş plazma aslında bir irradiyasyon gereksinimi olan ürün değildir. Ancak acil kullanım nedeniyle örneğin topladığımız plazmanın daha likit formda dondurulmadan hemen çıkışını yapacaksak burada da gama irradiye etmeyi sağladık ürünü. Ve de tabii ki bir teorik riskten söz ediliyor. Antibody dependent enhancement adı etkisi. Ve bunun için zaten nükleozan antikor titrelerinin 1/80'in üzerinde olması deniyor. Bu teorik bir risk olmakla birlikte bizi de açıkçası düşündüren ve tedirgin eden bir riskti. Buna baktığımızda, bu riske baktığımızda şimdi bir antikorun nötralizan etkisini istiyoruz. Bu etki antikorun özgürlüğü, konsantrasyonu ve afinitesiyle ilişkilidir. Yeterli konsantrasyonlarda yüksek afiniteli, spesifik viral epitoplara bağlanan antikorlar virüsü nötralize edecektir. Ancak belli bir eşik değerin altında ve özellikle ACE2 reseptörüne bu bağlandığı virüsün reseptör binding domaini spesifik olmayan non-spesifik antikorlarsa virüse bağlanacak ancak onu nötralize edemeyecektir. Bu durumda da monosit makrofaj sistemi tarafından TC reseptörleriyle virüs internalize edilebilir. Ve bu durumda virüs hem hücre içine girmiş ve replikasyonunu arttırabilir hem de pro-inflamatuar sitokinlerin salınımı, enflamasyonun tetiklenmesi, daha da artışı ve doku hasarıyla sonuçlanabilir. Ancak konvalesan plazma uygulamalarında SARS, MERS ve de COVID-19'da sınırlı da bir deneyim olsa hiç ADE etkisinden söz edilmemişti. Daha doğrusu bu etkinin gözlenmediği ya da bu yönde bir bulgu takip edilmediği söyleniyordu. Gerçi ADE etkisine ait tipik bir toksite bulgusunun klinik olarak ne olacağı bilinmemekle birlikte muhtemelen enflamasyonda artış ve hastanın genel durumunun ve klinik durumunun ve parametrelerinin kötüleşmesi olarak düşünebiliriz. Son olarak çok yakında Amerika'da konvalesan plazma kullanımı dediğim gibi çok yaygın ve COVID-19 konvalesan plazma uygulanan ardışık ilk 5000 hastanın verisi güvenlik açısından yayınlandı ve ADE bulgusu bildirilmedi. Yine bir yayında aslında ELISA IgG titrelerin semptomların başlangıcından itibaren giderek bir artış gösterdiği, muhtemelen afinitesini de arttırdığı ve standart stabil bir sürece ulaştığı vurgulanıyor. Ve baktığımızda aslında nötralizan antikor titrelerinin gelişimiyle ilişkili de benzer bir eğilim görüyoruz. Nitekim immunoglobulin G ELISA ile nötralizan antikor titrelerinin korelasyonuna bakan çalışmalarda hep yüksek korelasyonu vurgu yapılıyor. Aslında spesifik bir ELISA titresi için nötralizan antikor titresinin çok geniş bir dağılım gösterdiğini görüyoruz. Fakat beklenen 1/80 titrenin üzerine de off ratio'nun belli bir gücün üzerinde olduğu plazmaların çok önemli bir bölümünde de ulaşıldığını görüyoruz. Biz bizim plazmalarımız hep çok yüksek off-ratio'da çıktı ve biz 4'ü cut-off aldık. 4'ün üzerindeki off-ratio'ya yani antikor gücüne ulaşmış olan plazmalarımızı biz hastalarımıza uygulayarak böyle bir teorik yan etkinin gelişmemesi yönünde bir tutum almaya gayret ettik. Şimdi yine bu 5000 hasta verisi ADE etkisi görmedim diyor ama tabii ki diğer güvenlik parametreleri açısından değerlendirildiğinde konvalesan plazma uygulamasının ilk 4 saat içerisinde 36 ciddi yan etkiyle karşılaşılmış. Bu tüm transfüzyonların 1/8'ine karşılık geliyor. İlk 4 saat içerisinde
uygulanan konvalesan plazma ile ilişkilendirilen mortalite de 4 olarak tanımlanıyor. Yani bu da 10.000'de 8. Ve aslında araştırıcılar, bu çalışmayı yayınlayanlar, konvalesan plazma uygulamanın güvenli bir yaklaşım olduğunu vurguluyorlar. Bir diğer unsur da tabii ki COVID-19 bir çok korkulan durum ve konvalesan plazmada da koagülasyon faktörleri yüksek olduğu için acaba bir trombotik olayı tetikleyebilir mi diye düşünülüyor. İlk 4 saatlik raporlarında bir trombotik olay gelişmediği söyleniyor. Etkinliğine gelince, şimdi aslında SARS-CoV'da, SARS-CoV-2'de hedef organ olarak akciğeri hedef alıyor ve hücre girişinde de AC2 reseptörleri kullanıyor. Şimdi o nedenle birçok infeksiyonla ilişkili konvalesan plazma kullanımı ve bu yöndeki etkinlikleri var ama ben bu iki infeksiyona, yani 2003 Hong Kong kökenli bu SARS-CoV-1'e ve şu anki infeksiyonun etkinliğine dönük bir derleme yapmayı daha uygun buldum. Şimdi SARS-CoV-1 2003'teki pandemide 8 gözlemsel çalışmanın meta analizi konvalesan plazma ile mortalitede azalmayı bildiriyor. Yine bir gözlemsel karşılaştırma çalışması yapmışlar Hong Kong'da. Burada 19 konvalesan plazma kullanan hastanın 22. günde %74'ünün iyileştiği, buna karşın steroid koluna alınan 21 olgunsa %19'unda iyileşme gözlendiği, ayrıca konvalesan plazma uygulananlarda hiç mortalite olmadı ama steroid kullanan olguların 5'inin ölümle sonuçlandığı bildirilmiş. Burada konvalesan plazma lehine gibi bir durum görülse de araştırıcılar steroid kullanımının aslında bir olumsuz etki oluşturma potansiyelini vurgulamışlar. Ve o nedenle de bu COVID-19 pandemisinde bu anekdotal gözleme dayalı olarak steroid kullanımının hastalığı agreve edebileceği yönünde bir kaygı taşınmaktaydı. Sonra yine 80 olguluk bir vaka serisi bu 2003'teki pandemiye ait. Burada da erken kullanıldığında prognozun geç kullanıma göre daha iyi olduğu, yine seronegatif iken konvalesan plazma uygulanan olgular, ki bu da hastalığın erken evresi anlamını çağrıştırabilir, seronegatif olan, seropozitif olanlara göre daha prognozlarının iyi olduğu vurgulanmış. Dolayısıyla erken kullanımın daha etkili olduğu yönünden görüşler de bu metodolojik sınırlı çalışmalara dayalı aslında. Fakat SARS-CoV-2 ile ilişkili, yani COVID-19 ile ilişkili ilk Çin yayınları hep şiddetli hastalık, yaşamı tehdit eden hastalık, ECMO'da mekanik ventilatörde olgularda kullanıldı ve olumlu sonuçlar bildirildi. Demek ki geç dönem kullanımıyla ilişkili de etkinliğinin değerlendirilmeye ihtiyacı var. Yine çok yakında Houston Methodist Hastanesi'nden 25 hastada konvalesan plazma kullanımının güvenlik ve etkinliğiyle ilişkili bir küçük olgu raporu yayınlandı. Burada 300 mililitre konvalesan plazma uygulanmış tek doz olarak. Ve ELISA titrelerinin de çok geniş bir aralıkta olduğu görülüyor. Uygulanan hastalar genellikle ilk 14 gün içerisinde, hepsi genellikle değil, hepsine ilk 14 gün ve ortanca 10 günde konvalesan plazma uygulanmış. Şiddetli ve yaşamı tehdit eden hastalığı olan veya hızlı progres göstereceği beklentisi olan olgulara uygulanmış. Nitekim bu hastaların 12'si mekanik ventilatörde, 3'ü high flow, 10'u low flow, oksijen altında, biri de ECMO'daymış. Güvenli olduğunu söylüyor araştırıcılar. İlk 24 saatte hiçbir yan etki konvalesan plazma ile ilişkilendirilecek yan etki görmemişler. 4 ve 8. günlerde iki hastada derinden trombozu, yine 4. gününde post transfüzyon 4. günde bir hastada pulmoner emboli ile birlikte derinden trombozu görülmüş. Ancak bunu hastalığın doğal seyriyle ilişkilendirmişler.
buna konvalesan plazma katkısını düşünmemişler. Etkinlik açısından da ilk 7. günde olguların %36'sı iyileşmiş ve iyileşen 9 vakanın 7'si de eksterne olmuş. 14. günde olguların %76'sı iyileşmiş ve ilave olarak 4 olgu eksterne olmuş. Ancak araştırıcılar şöyle bir sonuç yazmışlar. Evet, güvenli bir uygulama. Ama etkinliği konusunda bu antiviral tedaviler, destek tedaviler veya hastalığın doğal seyrinin sonucu bu hastaların iyileşmediğini iddia edebilecek durumda değiliz. Ya da bu iyileşmeyi konvalesan plazmaya tek başına atfedebilecek durumda değiliz demişler. Sonuç olarak şiddetli COVID-19 enfeksiyonu tedavisinde konvalesan plazma uygulamalarının etkinliği için eldeki veriler kontrol grubu olmayan küçük olgu serileriyle sınırlıdır. Antiviral ve anti-inflamatuar ajanlar dahil toplu medikasyon ve girişim altındaki bu hastalarda klinik iyileşme sadece konvalesan plazma uygulamasına bağlanamaz. Deneyimler şiddetli yaşamı tehdit eden hastalıkla sınırlıdır. Hastalığın erken evresinde de profilaktik kullanıma ait deneyim bulunmamaktadır. Halen optimum SARS-CoV-2 konvalesan plazmanın hangi volümde ve hangi antikor tiplerinde olması gerektiği bilinmemektedir. Klinik deneyimler, biz hiçbir transfüzyon için sıfır risk demeyiz zaten. Sıfır risk olmasa da güvenilir bir uygulama olduğu yönündedir. Ben dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz de Yeşil Hocamıza sistematik ve geniş kapsamlı sunumu için teşekkür ediyoruz. Sorularla ilgili aslında 3 dakika zamanımız kaldı diğer oturumun başlaması anlamına. Evet. Aslında soruların bir kısmı hocamın sunumu sırasında verildi cevapları. Sadece bir soruyu hocama arz etmek istiyorum. Yıllar önce başka birinden kan almış olan birey 10 yıldan fazla COVID sonrası kan plazma bağışı yapabilir mi diye bir soruyu hocamın cevabımız konusunda takdirlerine sunuyorum. Evet, aslında tabii daha henüz COVID-19 ile ilişkili antikorların dinamikleri konusunda çok fazla veri elimizde yok. Ama IgM yapısındaki antikorların 7 hafta içerisinde azalarak kaybolma beklentisi, ama IgG yapısındaki antikorların daha uzun süre persistans göstermesi yönünde bir beklenti var. Yani tabii ki antikor titrelerinin ne kadar kalıcılık taşıyacak olduğu olgularda bilinmediği için bu konuda bir öngörüde bulunmak zor. Bizim bakanlığımızın algoritmalarında 3 keze kadar aynı bağışçıdan bir hafta 10 gün aralarla konvalesan plazma toplama ihtimalimiz var. Ama Amerika'ya bakıyorsunuz 8 kez olarak tanımlıyor konvalesan plazma toplama ihtimalini. Ama tabii ki bunun için her seferinde toplama öncesinde potansiyel bağışçının antikorlarının yeterliliğinin, çünkü olay bir pasif antikor transferi, görmek gerekli olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Bir soru daha alabiliriz diye düşünüyorum. Mustafa Hocam'a sanıyorum soru geldi. Akut ataklarda özellikle acil servislerde steroid kullanmak zorunda kalıyoruz. COVID şüphelisi steroid konusunda ne dersiniz? Gerçi sunumun içinde bundan size bahsetmiyor ama bir de kalırsanız sevmiyorum hocam. Murat Hocam, sanıyorum bu KOAH yasasında acile hastalardan bahsediyor. Onlar da kullanalım mı diye soruyor diye tahmin ediyorum. Kullanabiliriz. Yani steroidin kontraindike olduğu yönünde bir şey yok, veri yok. Hatta biliyorsunuz son zamanlarda işte deksametazonun özellikle orta ağır hastalarda faydalı olabileceği yönünde işte İngiltere'den bildirilen yayınlar var. Bizim klinik gözlemimizde steroidin özel bir şeyin seyrini kötüleştirmediği yönünde, iyileştirme yönünde bir şey söyleyemem ama kötüleştirmediği yönünde ve tek doz kullanıldığı için acil servislerde bence özel bir sorun oluşturmaz, kullanılabilir diye düşünüyorum.
Biraz gecikmeli başlamıştık aslında. O yüzden süreyi bir tık ileri atabiliriz diye düşünüyorum. Ne dersiniz Mahmut Hocam? Ali Fuat Hocam, Ali Fuat Hocam'a söz vermek istiyorum. Kendi sorusunu kendisi eğer sorarsa doldurmuş. Hocam sol alt köşede mikrofonu açarsınız Ali Fuat Hocam. Sesiniz gelmiyor hocam. Sol alt köşede mikrofonunuz. Evet hocam buyurun. Ha, Mustafa Hocam'a ben sormak istiyordum sorumu. Teşekkür ediyorum öncelikle tüm konuşmacı hocalarıma. Gerçekten çok aydınlandık, çok değerli bilgiler aldık tekrar. Mustafa Hocam, bu dönemde büyük ihtimalle acile gelen koalalı hastalar, alevlenmeler gelecek. Bu hastalar elbette ki bir yere yatacak. Biz bunun kohortlaması nasıl yapacağız? Şüphede kalacağız. Covid-19 mu, koa alevlenmesi mi? Hastane bir tane Sakarya için sorayım ben size. Bu hasta nereye yatacak, kim takip edecek? Bu konuda bizi biraz yönlendirirseniz sevinirim. Hocam şu benim internet bağlantı zayıf, onun için videoyu kapatmak zorunda kaldım. Tamam, tamam. Söylediğiniz hakikaten zor bir soru sordunuz. Nasıl ayırt edeceğiz? İnanın biz de çok emin değiliz. Ama şu süreçte klinik tecrübemi söyleyeyim. Hiç umulmadık hastaların sonradan pozitif çıktığını biliyorum. Hani demin ben işte lenfopeni varsa, eozinopeni varsa, radyolojisi benziyorsa diye söyledim ama hiç onların hiçbiri olmasa bile işte COVID pozitif hastalar gördük. Sanıyorum daha sağlam elimizde objektif bir parametre bulamadığımız sürece her hastayı COVID pozitifmiş gibi düşünmemiz gerekecek. Ama kuvvetli işte şüphesi olanları mutlaka ayırmamız gerekecek. Sanıyorum organizasyonda hastane organize edilirken biz mesela şu anda öyle çalışmaya başladık. Bizim olduğumuz blok kuvvetle muhtemel COVID şüphesi olanların yeri ayrıldı. PCR'ı kesin pozitif olanlar ayrıldı. Bir de işte temiz, işte COVID-19 açısından temiz diyeyim. Onlar için ayrıldı ama hala biz mesela acilde işte temiz olduğu varsayılan, COVID olmadığı düşünülen servislerden hasta alıyoruz. Aa, bu pozitif çıktı diye. Dolayısıyla maalesef elimizde objektif bir şey yok. Yani ama biraz tahmin yürütmek açısından işte kliniği dediğim gibi lenfopeniye dikkat edeceğiz, eozinopeni ile beraber biraz da radyoloji. Onlar evet. Maalesef herkes aksi ispat edilene kadar COVID gibi düşüneceğiz herhalde. Top dönüp dolaşıp radyolojiye gidiyor sanıyorum Ali Fuat Hocam. Aslında hocam. Recep Hocam. Ama bence burada en önemli şey sans klinik. Evet. Yani burada hakikaten tekrar hekimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Yani laboratuvar ve görüntüleme hekimliği değil mi? Klinik hekimlik daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum. Tıp fakültesinde öğrendiğimiz ama daha sonra bir şekilde bize unutturulan o hekimliği tekrar hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Muhammed Hocam sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. Son sözü isterseniz size verelim. Sonuçta herhalde biraz açtık. Sizin katkılarınız ve son kapanış cümlelerinizle beraber oturumumuzu bitirirsek bir sonraki oturma herhalde çok fazla sertlamış oluruz. Eyvallah. Yani COVID öyle bir fırtına yarattı ki gerçekten diğer hastalıklar neredeyse unutur gibi olduk. Bu süreç zarfında birçok şey denedik ve dünyada birçok şey denendi işte. Biraz daha Mustafa Hocam'ın söylediği gibi departmanlara ve bloklara ayırdık. Bizim hastanemizde bunu uygulamıştık. Ama benim hastalığı aldığım yer COVID'in olmadığı bölgeydi. Yani hastalar oraya da sakabiliyorlar. Başka semptomlarla gelebiliyorlar. Astım diye geliyor, KOAH diye geliyor, pneumoni diye gelebiliyor. Fakat hani şu var, fırtına varken işte musluk suyundan ıslanılmaz. Yani ıslanmışsanız COVID'den ıslanmışsınızdır mantığıyla muhtemelen çalışacağız. Yani eğer enfeksiyon bulguları 3 parametrelerin bir tanesi varsa, işte öksürük, balgam, nefes darlığı veya ateşten bir tanesi varsa öncelikle COVID'i düşünmek lazım. Ama öyle bulgularla karşılaşıyoruz ki artık bu son zamanlarda bizimle çok ciddi artık kafa karıştı başladı diyebilirim. Son bir hafta içerisinde benim polikliniğime gelen 4 hastada daha önce COVID nedeniyle takip edilmiş ve tedavi vermiş dış merkezde. Düzelmiyor, semptomlar gerilemiyor, akciğer bulguları gerilemiyor. 4 hasta bu hafta içerisinde tüberküloz tanısı koyduk. Bir hastaya HIV tanısı koyduk. HIV'ye bağlı pneumonisi tanısı koyduk. Yani muhtemelen COVID diğer hastalara biraz yetim bıraktı bu süreç içerisinde. Tabii bunu düşünmek lazım. Yani evet diğer hastalıklar ortadan kalkmadı. Diğer hastalıklar hala devam ediyor. Belki bizim gözümüzü COVID biraz kör etti gibi. Fakat ne yapabiliriz? Tabii bir salgın bütün dünyayı kör etti. Bütün dünyayı artık durdurdu diyebiliriz.
Güzel bir toplantıydı gerçekten. Teşekkür ederim ben konuşmacılarımıza. Toplantının organizasyonundaki bu güzel yapılanma gerçekten çok çok güzeldi. Ben teşekkür ediyorum. Halil Hocam bir şey söylemek ister misin son olarak? Batalım isterseniz. Mustafa Hocam kusura bakmayın. 15 dakika gecikmeyle aldık ama sadece 5 dakika gecikmeyle teslim ediyoruz. Hocam, hocam başarılı toplantılar diyoruz. Ben sizi hastanemizden tanıyorum. Pazarlık çayınızı çok beğeniyorum. Çok tatlı şeker pazarlık ediniz. Onun için size hiç hayır diyemedim. Kıramadım. Eksik olmayınız. Ben size, Muhammed Hocama, diğer tüm konuşmacılarımıza nazik sunumları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir oturumdu. Zirve bir oturumdu. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve ben diğer oturuma geçeceğiz. Çünkü orada bir de yabancı konuşmacımız var. Onları bekletmek uygun olmayacak. Ben hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.